aşkı bulmak cesaret ister. Buldum derken yıkılır hayaller. Düşleyip sabredersin, vazgeçersen kaybedersin. Sen iste, kısmetse olur. Sen yeter ki sen. Çok iyi. Sizin de öyle enerjiniz var. Sizden aldık Bat enerji. Bugün toparlamışsın Bat sanki. Oo mükemmelim. Siz de öylesiniz ama. Teşekkürler. Hepiniz çok şıksınız. Siz de harika görüyorsunuz. Teşekkür ederiz. Aynur elbisen çok yakışmış bu arada. Takdirince yakışmış dedi. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Aa, rica ederim. Oh. Nasılsınız? İyi misiniz? Nasıl uyandınız sabaha? İyiyiz. Mükemmel uyandık. Evet bugün çok mükemmel gözüküyorsunuz hepiniz. Çok enerjik ve çok heyecanlıyız aynı zamanda. Evet evet farkındayız. Tamamen dünkü fikrim değişti size karşı. Dün böyle çok ciddiydiniz, bugün çok güzel görünüyorsunuz. Evet, ön yargılar hep yanıltır. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Aslında bugün biraz daha yakından gördüğümüz için diyelim. Bugün simsiyah olmuşlar evet. Ya. Herkes simsiyah. Aramızda biz de konuştuk bunu ya. Bayağı evet, paslaştınız mı? Biraz siyahlar günü olmuş. Tek renkli giyinen Berker olmalı. İçerimiz geldi. Ne biliyorsunuz? Berker ceketin çok güzelmiş. Teşekkür ederim. Senin kıyafetin de çok güzel. Çok teşekkür ederim. Çok yakışmış o renk yine sana. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Utandım ya. Günaydın. Günaydın. Biz karşılaştık. Evet. Yan yanaydı servislerimiz. O bana baktı, ben ona baktım. Bana Mert çok tatlı bir hareket yaptı bana. Böyle yaptı. Evet. Enerjik olsun, bana o hissiyatı versin. Allah çarpsın köpek gibi giderim yani arkasında. İsmim Onur, soyadım Ateş. O Ateş'in yanında bir barut arıyorum. Güzeldi. Ben bile ne kadar üzüldüğümü düşünüyorum şu anda. Batuhan'ı tahmin bile edemiyorum ama... Dediğim gibi Batuhan, çok olumlu yönünden bakman lazım. Yani bu acının tarifi yok. Ama son görevimi yapamadım yani, ben gömemedim onu. Çok tatlı, çok sempatik geliyorsun, çok tatlı geliyorsun. Tanımak istiyorum yani aslında bu görünüşün içinde ne var şu merak ediyorum. Güzel çünkü ben de seni tanımak için çok meraklıyım ve sabırsızım. Tamam tanıyorum Erkan Hanım. Bir şey vermek istiyorum Oğuz'a. Bravo be. Ama bunu takacaksın. Boyun kaç bu arada? 1.89. Ya çok tatlılar ya. Orijinal mi? Orijinal. Nasıl? Fazla bakma kafa yapar. Şey diyormuş. Evet. En son haberim
Kaç ilişkin oldu önceden? Bir sene oldu. Sebebi neden bitti? Yani artık sıkılmıştım. Böyle sıkılınca hemen bırakıyor musun? Ne biçim sorular bunlar? Ne salak salak sorular soruyorsun? Bunu ben verdiğim için saklı olur mu? Tanışma yoluna girersek eğer kadınımı mutlu ederim ben. Ben gideyim mi artık ne olur? Bu aralar Şam senden yana bir gülüşün yeter. Ding. Ya o kadarı sen geç de. Niye geç oğlum? Ne alakası var? Nasıl istediğimi söylerim, sana mı soracağım kanka? Nasıl konuşuyorsun lan sen benimle öyle? Bak bir daha ben konuşurken benim böyle sözümü kesme, tamam mı? Seninle muhatap olmak istemiyorum şu anda. Konuşma zaten, konuşamazsın da zaten. Aynen, bak konuşamayan belli şu anda. Sevmek zorunda. Travmam var diyor zaten. Arkadaşlar benim o zaman travmalara da saygım yok. Hayvan sevmeyen insan da sevmez. Sabah yaptığı birkaç teknik analiz beni yakaladı. Kadınlarda zekaya çok önem veriyor. Tip desen var, fizik desen var. Bakımı zaten buram buram. Enerji zaten tavan. Tabii ki de. Hepinizi inceledim kızlar. Birinin burnu çok havada ve dikkat etsin içindeki ego balonu patlayacak. Günaydın Batuhan Bey. Günaydın, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Allah iyilik versin. Sana da. Allah iyilik versin. Çok güzel görünüyorsunuz. Teşekkür ederim, sen de gayet iyi görünüyorsun. Teşekkür ederim, sağ olun. Yok canım, ben öyle falan filan. İki çay arkadaşla bir selam var. Aa, doğal sarışın değilmiş. Değil ya. Evet. Ve ikisi de birbirine çakma sarışın dedikten sonra böyle Raydın çok anlaşmaları. Arkadaşlar kaldırabilmek var, kaldıramamak var yani sarışınlığı. Öyle de bir durum var. Evet. Murat nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim Leyla. Sen nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. İyi görünüyorsun. Sen de öyle. Aa, sende dövme varmış. Şu an fark ettim bak. Evet, ilkini sakladım bilerek. Yani şu an bir saniyede görmem benim. Hemen dikkatimi çekti. Biraz detaycı belki ekrana eğer veriliyorsa ya. Evet, senin de kolunda kelebek vardı sanırım. O da benim dikkatimi çekti. Evet. Dikkatçi güzel. Misin hep böyle? Evet, dikkatliyimdir. Hemen böyle analiz yapar mısın her şeyi? Herkesle alakalı değil. Dikkatimi kim çekiyorsa ona bakıyorum. Çok iyiydi o. Güzel. Hoşuma gitti bak bu. Siyah gömlek de yakışmış. O senin güzel görüşün diyelim. Teşekkür ederim. Ay utandım. Ya öyle mi? Ama sen uzun tırnaktan hoşlanıyordun sanırım. Hayır, uzun tırnaktan asla hoşlanmıyorum. Ben sadece bakım ve tertemiz görünmeli. Çok böyle uzun kısa kıstasım yok ama yani uzun o kadar da karşıyım yani. Ama özellikle en çok dikkatimi çeken şey French tırnak. Çok hoşuma gider. French dediğin mesela şu tırnağı beyaz tırnaklı. Ama neyse. O, lütfen bir daha yana gelmesin. Al sana French tırnak. Şu beyaz tırnaklı. Murat. O French. Çok kötü. Yok, bana öyle French lazım değil. Al işte, sana da French beğendiremiyorum. Ya şöyle, boyutu da önemli dediğim gibi. Çok kıstasım yok. Çok bir kıstasım yok ama o kadar uzun hoşlanmıyorum. Anladım. Sen de hiçbir şeyden hoşlanmıyorsun. Ben çok zorum zaten, bunu söylüyorum. Burcu neydi, yay mıydı? Günaydın. Günaydın, nasılsın? Saçım başım dağılmış. Ah, harika gözüküyorsun. Nasılsın? İyiyim, teşekkürler, sen? Ben iyiyim. Harika gözüküyorsun. Teşekkür ederim. Ay çok utanç vericiymiş, bu çok utandırıyor. Evet. Ben de utandım. Ailecek kız isteme merasimine gidilir ya ilk gün. Öyle bir hava var şu an ortamda. Alışabildin mi? Nasıl duymadım. Gidiyor? Alışabildin mi? Nasıl geçiyor? Biraz. Biraz alışabildim. Ben hala bir tık utanıyorum, geriliyorum ama. Sen? Ben de bugün daha iyi hissediyorum kendimi. Dün çok heyecanlıydım. Evet. Evet. Bugün biraz daha iyi gördüm ama. Sanki bir tık daha alışmış gibisin. Daha iyiyim. Güzel, sevindim. Seni görünce daha iyi oldum.
İnşallah. Bu arada Yeliz sanırım Mert'in servis karşı yan yana geçerken bir anını mı yakaladın? Evet. Öyle bir şeyden söz ediyordun. Evet, dün biraz şanslıydım da. Biz karşılaştık. Hiç söylemiyorsun ya. Benim haberim var arkadaşlar, kusura bakmayın ama. Biz karşılaştık. Evet. Yan yanaydı servislerimiz. Evet. O bana baktı, ben ona baktım. Sonra Mert çok tatlı bir hareket yaptı bana. Aşkım el sallamadı, böyle yaptı. Görkem birazcık sen konuşur musun? Tabii, ne biraz diyeyim sana? Biraz sana karşı çok az böyle bir ufak ön yargımız var ama tanıdıkça umarım gidecek bu. Ya benim de ön yargım var ama onlar konuştukça halledilir ya, sıkıntı yok. Bence öyle bir izlenim vermek istemedin ya. Böyle rahatsız edici bir rahatlık görüntüsü veriyorsun da belki yapın gereği öyle değil mi? Yani bu rahatlığım neyi rahatsız etti anlamadım. Ya, hayır, beni rahatsız etmedi. Beni sen alakadar etmiyorsun. Yani bu Murat olsa mesela bunu söylerim, belirtirim birebir. Ama genel olarak etrafına mesela ilk izlenimde ayağını şöyle atarak oturman hoşumuza gitmedi. Ya o genel açıkçası. Olarak öyle oturuyorum ama genelde de rahat biriyim o yüzden. Hayır, rahat olabilirsin bu arada. Hepimiz zaten rahatız. Evet. Ama böyle de bir tık böyle hoş olmadı. Hoş değil yani. Evet. Sanırım eleştiriye de açık değilsin. Yo, açığım. Bunu dikkate alırım bir dahakine. Karşılaştığımızda sıkıntı yok. Leyla, saçların çok güzel bu arada. Teşekkür ederim. Ben kızlar Murat evine mı? Bir şey sormak istiyorum. Kim ya söyledi bu arada. Ona? Ben söyledim. He, tamam. Kızlar evine bir şey sormak istiyorum. Evet. Dün sadece Ozan kardeşimizde kalp vardı oylarda. Benimkinde de sanki bir işaret vardı, öyle hatırlıyorum. Ozan'a verilen oyda bir kalp, kalp vardı. Şey, evet, o kalbi biz merak ediyoruz erkeklere olarak. Onu öğrenebiliyor Beyza muyuz? Beyza bence. Beyza bence de. Var mı sizin tahminlerinizi beyler? Tahmin olamaz mı? Evet. Ben Beyza koydu. Bence net platin saçlı kadın. Beyza yazar sen yanımda. Beyza. Net bir şekilde Beyza. Beyza koydu kalbi. Bence Beyza koydu. Bir şey söyleyeceğim. İkisinde de birinde kalp vardı, birisinde yıldız vardı. Yıldızı ben koydum. Hemen onu açıklayabilir miyim herkes buradayken? Evet. İyi olur. Ozan buradan giderken böyle bir enerjisi düşük, mutsuz gibi gittiğini hissettim. Hadi be. Bir buruktu giderken. Evet, bir buruk gitti ve bazı yaşantılarımız ortak olduğu için bir bilemiyorum ya. Bir seni mutlu etmek istedim Ozan. O yüzden hani başka bir amacı yoktu. Evet. İlk gün olduğu için sana pozitif bir enerji gelsin diye verdim. Teşekkür ederim Leyla. Rica ederim. Yıldızın hep parlasın diye de yıldız yaptım oraya. Teşekkür ederim. Benim meşhur kelimem. Ama kalp o zaman, kalpli kim? Çok güzel bir kalp. Düşünce. Böyle bir açıklama. Bir tane yıldız var, bir tane kalp vardı yalnız. Yıldızı ben koydum, evet. Evet, kalp önemli olan. Beyza Nur koydu. Beyza Nur. O zaten belli bence, net Beyza. Bu arada Beyza Nur niye söylemiyorsun? Söylesene Beyza Nur, kalbi sen koydun. Beyza Nur Ozan'dan hoşlanıyor arkadaşlar. Ya ben yazarken yanımda mıydım sana? Ama ben bunu hissedebiliyorum. Bir şey söyleyeceğim, bence yakışıyorsunuz bu arada. Abi. Merhaba, ne haber? Daha demin günaydın dedim ama pek duymadın ya da duymak gürültü istemedin. O yüzden galiba. Ben de duymamış çok üstüne olabilirim. Gitmedim. Nasılsın? İyi misin? Burada da konuşabilirim yani. İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Sağ ol. Enerjik de bence Leyla ya. Böyle titrattım. Ben Leyla'dan güzel bir enerji aldım bak. Ben teşekkür ederim. Enerji her şeyden önemli çünkü. İletişim vesaire, iletişim olmazsa yoksanız konuşacağız ki. Günaydın. Günaydın. Evet. Ne haber, nasılsın? İyiyim, sen? İyi valla, küpelerin çok güzel bu arada. Ben teşekkür onu sana ederim. Söyleyecektim, araya girmeye çalıştım da meçlerden şey yapamadık. Küpelerine... Ya bu arada turuncu çok yakışmış. Çok teşekkür ederim, çok sağ ol. Çok naziksin. Rica ederim. Senin tırnakların nasıl? Balerin mi, badem mi? Bak bak. Balerin mi, badem mi? Balerin değil mi onlar? Evet. Evet. Nasıl biliyorum? Badem aşkı o. Badem mi? Badem seninkiler. Badem o. Balerin ucu sivri gibi gelip kare oluyor. Badem, evet. Ya bunları tam çözemiyorum şu anda ama yani yavaş yavaş artık herhalde çözeriz diye düşünüyorum bunları. Ben sana öğretirim tüm tırnakları. Yani ben de öğrenmek... Sorun olmaz dedim ve... Ben sana öğretirim, o konu hakkında çok güzel bilgilerim var. Tamam, sen bana öğret kanka, o zaman sıkıntı yok. Hani French tırnak diyoruz, uzun kısa tırnak diyoruz ama hani... Hı-hı. Temizlik vesaire, hijyenlik, bunlar en önemlisi zaten ama... Tabii canım. Biliyorum yani onları da. Ya tabii onları anladın da ama sonuçta yani bu sohbet akması lazım, anladın mı? Ben o kızın yani ne bileyim, benimle de erkek
kişisel muhabbet edebilir. Ben de onun kıssam muhabbetlerine böyle yardımcı olabilir yani bir konu. Bana yön verebilir mi diyorsun? Yani bana da yön verebilir. Sen yön verebilirsin. Ben de ona yön verebilirim, anladın mı? O bana böyle bir yardımcı olur, ben ona yardımcı olurum. Bana atar fotoğraflarını, ben seçerim, anladın mı? Öyle ben mi bir şey olur. Fener'in maçına gidelim hadi birlikte diyelim. Fener'in maçına da gidebiliriz. Gerekirse tırnaklarını da seçebiliriz bile. Ya ben her şeyi yapmak istiyorum ya. Öyle bir ilişki istiyorum hayatımda artık. Ben sana bir şey diyeyim mi? Şaka gibi. Küpelerine tam sever misin o kadar büyük? Severim abi ya. Ben böyle hoş görünen şeyler benim hoşuma gidiyor. Ben abartılı durduğumda yani bazılarına yakışıyor, bazılarına yakışmıyor. Ama kaldırmış işte. Ne düşünüyorsunuz mesela Murat hakkında? Vallahi ben izleniminiz ne? Söyle. Ha. Ben çok yani enerji karşıladım. Hatta böyle bir durumda Murat'a yürüyelim demeyelim de ben de mesela tanışma fikrine girebilirim diyebilirim. Yani onun enerjisi öyle tuttuğu için. Dün de mesela o kadar aktifti. Tamam, 3 dakikalık zaman dilimimiz olduğu için hani hemen o kadar fazla şeyleri, konuları konuşamadık, şey yapamadık ama bence pozitif bir enerji var. Tabii takıntıları hariç. Hayır, benim öyle bir ya. Takıntım yok şöyle. Benim için karşı tarafın ne tercih etti ya da ne düşündüğü ama önemli. O da seninle ilgili konuşuyor. Evet, mesela bu tırnak enerjisine muhabbetindeki hani French deyince bilerek gösterdim bakayım ne diyecek. Denedim aslında onu. Oradan direkt söylemesen yok. Öyle French dillemesi çok hoş. Evet, bence enerjiniz çok tutuyor. Biraz böyle yani, ağır da durması. Yan yana geldiğimizde bence. Ben dün bence zaten okeylemiştim yan yana de bu arada. Ben de dün okeyledim. Ay heyecanlandım. Enerji olarak, sen dün fiziksel hasret, olarak çok yakışıyorsun. Ozan'la yan yana bence geldiğinde ne hissettin? Böyle boy için kalktınız ya. Ya evet bak, boy farkı benim için çok büyük bir faktör. Evet. Aşkım o fark değil, o artık şey. O artık bir uzaylı. Onu herkes hisseder ya. Hani kendinden o bir kadar uzun mı biriyle heyecan. Ama evet, çünkü olarak bulamıyorum o kadar ama yok ben, yani. Bak, bence ben iyi bir çocuk. Bu sene dedi çok tarz iyi olarak biz Ozan'la her şeyi çok iyi, çok efendi bir çocuk. Ozan ve yakışıklı da aynı zamanda. Ama hasretin kalemindeyim. Ama şöyle düşünün, şu an bir de istemsizce yine hepimiz enerjiyiz de bir çekingenlik de var böyle tam kendine yanlış olduğunu ifade de edemiyordur. Belki tanıdıkça. Yani ama ben Murat'ı mesela ilk gördüğüm anda direkt... Aşkım Murat zaten şey baskın bir karakter, evet, belli yani. Sesini duyurmayı başarıyor. Evet. Dikkatini komik, konuşkan. Sen de öylesin, konuşkan birisi. Ama yakışıyorsunuz iki esmer. Çok esmer ya. Dövmeli olan. Dövmeli ama. Sarışın hakkında ne düşünüyorsun? Neydi ya işte sarışın yani bilmiyorum. Neydi ismi? Beyza Nur. Beyza Nur. Beyza Nur. Ben arkadaşlar yani kimseye kırmak istemem. Yani çok ince bir cesaretli davranış. Teşekkür ettim zaten onun için. Ama bilmiyorum biraz daha hiç sesi çıkmayan birisi var. Baş harfi A mı yoksa? Baş harfi bende kalsın ya bakalım. Yoksa bir etkileşim biraz kurabilirsem. A dedin ve güldün ama bu arada. Ha? A dedin ve güldün. Bilmiyorum. Bence biraz psikolojik analiz kurmaktan. İyisin. Birazcık ön yargı var sanki sende. Hani herkese böyle zank diye atlayamıyorsun da. Hani herkese böyle bir iyice zaten tanımak yani, istiyorsun. Evet, evet. Şuradan geldiklerinde 3 dakika bize kendileri anlatacak ki o zaman sende belki bir şeyler daha okunacak. Evet. Evet. Ya kimse için şu an ben kesin bir şey söylemek ya istemiyorum. Ya beni çok dün yanlış anladılar. Sanki FIFA'yı ikinci arıyorum gibi anladılar. Ben onu anlatacağım bugün. Ya hepsi teker teker geldiğinde. Düzeltirsin. Ben böyle yani böyle. Sen ne düşünüyorsun şimdi peki? Bence karar vermen için çok erken şu an. Olabilir yani o da çünkü... Ama bir de duygularını çok ifade ediyor değil mi? Bir anda. Evet direkt gösteriyor. Ne hissediyorsan evet söyledin dün. Aynen bence ben bu çok güzel hoşlandım bir şey. Bir bence anda de belli etti hani. Sizin? Oğuz. Ha. Oğuz. Küpelerin yani çok güzel olmuş. Yani yüzünü beğendim bayağı. Oğuz evet ikinizde de şey bak gerçekten birbirine bir şey enerji alan insanların huyları benziyor birbirine. Evet. Oğuz da böyle senin gibi narin bir erkeğini söylemeyeyim de kibar. Evet, evet. Ses tonuna mesela ben çok kibar bir insan değilim. Benim ses tonumdan bile belli. O çok kibar bir çocuk yani. Hani... Ama evde kendi çok farklı anlatmadı mı hani? Birazcık farklı anlattı. Duygusal yani gibi gördüm ben biraz. Ya bir de hepsi aldatılmış. Hepsi evet, yani iki kişi askerdeyken. Evet ya asker olayı kötü. Evet. Ben bir kişi askerdeyken hatırladım. İki kişiydi. Bat, Aynur.
Ha evet, Murat'la Leyla da etkileşim içine. Ozan'a da söyledim o tespiti. Peki dünden... Daha erken, o da erken. Niye yoksa bugünle birlikte da. Çok daha mı arttı? Dünden birazcık zaten dikkatimi çekmişti. Bugün daha çok böyle. Sen çok tehlikeli bir adamsın. Dün alıp bugün söylemek istedin. Vallahi ya da emin olmak istedin biraz. Yani bugün birazcık daha emin oldum. Çeken birisi vardı. Bir şey mi yalnız? Ağır karakter. Evet. Ben çünkü bence tanıştıktan sonra açılabilecek bir karakter. Ya öyle. Tamam, şu an gizli kutu. Şu an gizli kutu bence de. Direkt ağır mı diyorsun? Ağır karakter olarak ama böyle hani davranış olarak bir yorum yapmıyorum ama. Karakter olarak oradakiler sessizdi zaten biraz daha. Ya da seni yönetemeyeceğini düşünüyorum kanka. Aynen. Açık şekilde. Ya bu arada hani o da okey. Kanka ağır karakter. Hani tabii dediğim bir durum yok. Belki ben gideceğim kanka. O istemeyecek. İnşallah yanılırız. Dediğim gibi ilişki yaşarsın. Kısmetse olur evi burası. Bakalım izleyip göreceğiz yani. Ağır bir karakter gibi. Aynen öyle. Yani nasıl öyle bir tanıya vardın peki? Kanka tamamen davranışlarından, arkadaşıyla yan yana olan konuşmalarından. Aynen. Başka bir yerden kanıya varamam kankacığım. Gördüğüm kadarıyla yorum yapıyorum. Anladım. Hayırlısı olsun, kısmetse olsun. Peki bir şey söyleyeceğim Oğuzhan. Efendim. Senin peki dikkatini çeken bir aday var mı bro? Ya dikkatimi çeken aday var mı? Tatyan'la aslında biraz suskun olması, biraz sessiz olması, biraz ortama alışmaya çalışması falan. O biraz ya, dikkatimi biraz çekti. Biraz daha oturmasını kalkmasını bilen bir kıza benziyor diğerlerine çok göre. Çok katılıyorum. Sen benim şöyle için. Düşünüyorsun, hani ben bir ağır karakterim. En azından ben sende öyle bir analiz yaptım. Ya şu, o evet, biraz daha suskun olması hı-hı. ve çok böyle bir şey dahil olmaması, sessizliği, suskunluğu biraz daha dikkatimi çekiyor mu diyorsun mesela? Yani oturmasını kalkmasını ve nerede oturmasını çok iyi biliyor. Nerede yani hiç konuşmadı belki ama... oturmasını, hareketlerini falan anlıyorum diyorsun. Bir ilgimi çekti hani daha doğrusu. Başka ilgimi çeken bir bayan şu anlık yok. Bugün erkekler evine 3 dakikalık gideceğiz ya. Atıyorum olsan seninle ilgilenmedi, başka biri ilgilendi. Ya ben örnek zaten veriyorum. Şey demiyorum. Mesela Berk ilgilendi. Anladın olabilir mı? Bu çok normal bir şey. Zaten sen ben şey demiyorum ona ki. Sen mesela ona yönelir misin? Örnek veriyorum. Yönelmem yani. Şey neden? Belki belli edebilirim. Bir yeşil ışık hani... almasan yönelmez misin? Yönelmem. Az önce yeşil ışık alsam almak istiyorum dedim. Karşı taraftan diyor tamam. ki sen ver diyor. Ha. Anladın mı? Hayır, yeşil ışık karşı taraf vermedi. Bu yeşil ışık yaktı, karşılık alamadı. O zaman yine de niye ister şey misin onu? Yok, başkasından ben başka etkilenmiş bir şey demek ki. Ne? Ben anlamadım ben ki. Ben şunu sordum. Şimdi nasıl? Buraya dün erkekler geldi ya. Ha, evet. Kim beğendiyse ya da kim bir şeyler merak ediyorsa onun hakkında soru sorduk evet, değil mi? Evet, ben kimseye tabii sormadım. Tabii ki şimdi bugün de gittiğimizde bizi merak eden, bizi tanımak isteyen insanlar olacak. Atıyorum ikisi çok soru soracak. Biri hiç yüzümüze bakmayacak, muhatap olmayacak. Anladın mı? Sana soru soranların seni ilgilendiğini az çok anlayacaksın. Ben de diyorum ki atıyorum olsan seninle ilgilenmedi. Hiç bakmadı da yüzüne. Ama belki ilgilendi, Ozan ilgilendi ya da bir başkası. Görkem ilgilendi. Onu çok salladım. Onu duymazdan gel. Olabilir tabii ki de. Yani... Başka böyle seninle tanıyabilirim. Gerçekten ilgilenebilecek. Tanıyabilirim de. Yani o şeyi alırsam sonuçta... gördükçe o elektrik de olabilir. İlla ben ilk gördüğüm kişi o enerji alacağım diye bir şey yok. Şöyle sarışın oturup olur bir, mu? Oturup bir efendim? Sarışın. Sarışın İçimden çok bir ses geldi hiç ummadığımız biriyle olacak. Ya şimdi büyük de konuşmayalım. O enerjiyi alabilmek önemli olan. Bakacağız yani. Ama olabilir. Ya belki bugün gidince o şeyi hissedeceğim. Aynen. Bana sürekli atıyorum soru soracak. Göz teması kurup belki onunla konuşacağım yani. Ya ben onu bilemiyorum. Ama tanıyabilirim. Sonuçta bak, şu an o hiçbirimiz aşkımızla bitmiyoruz sonuçta yani. Başka bir şey var. Oğuzhan bugün köpeğini kaybettiği için bu şekilde. Ne? Köpeğini kaybetmiş. Başın uyutmuşlar yani. Ciddi misin bro ya? Aynen. Başın çok kötü bir durum. 16 yaşındaydı. 16 senedir. Bir aylıkta bana geldiğinde biz aynı yatakta uyuduk yani. Ne diyorsun ya? Aynı şekilde ya. Kötü bir şey. Kanka benim 3 aylık köpeğim öldü. Ben var ya yemin ediyorum 5 gün yataktan çıkamadım ağlamaktan. Abi evlat. Şakasız abi, ya. O da aynen, bir evlat senin yani. Çocuğun olmak ya. Evet. Ailen. Kaç müthiş aylıkken şey. Gelmiş sana? Bir aylıkta bana geldiğinde. Ne diyorsun ya? Aynen. Kaç yaşındaydın? Şu an 16'ydı. Ya zaten rekor bir yaştaydı. Dün gittiğimde eve bayağı bir kötüydü yani. Artık boş falan bakıyordu. Belinin altı tutmuyordu bir haftadır falan. İstemiyorsan konuşmayabiliriz bununla ilgili. Yok, sıkıntı yok. İyi, güzel bir hayat yaşatmışsınız kanka. Öyle düşün yani.
Çok kötü bir şey. Çok kötü bir duygu yani. Düşünsene yani. Yakınlığı kaybediyorsun. O da öyle bir şey çünkü. Beraber uyuyorduk vesaire falan. Kesinlikle beraber uyuyorduk ve ben hayvanlara dokunamıyordum. Kedimi kaybettim mesela. Yaklaşık 3-4 aylık beraberdik. Kedi yani. Yani tamam evcil hayvanın beraber vakit geçiriyorsun ama bir köpek kadar kedi aynı kefeye koyamaz. Kesinlikle. 3 ay vakit geçirmişim. Ben bile ne kadar üzüldüğümü düşünüyorum şu anda. Batuhan'ı tahmin bile edemiyorum ama dediğim gibi Batuhan çok olumlu yönünden bakman lazım. Yani bu acının tarifi yok. Kanka sahipsiz bir şekilde sokaklarda da devam edebilirdi hayatına yani. Öyle düşün. Almışsın çok güzel bir hayat yaşatmışsın. Ama son görevimi yapamadım yani. Son ben görevini sen yapmışsın. Oğuzhan şey bir çocuk. Gel biraz dolaşalım. Baş başayken eğlenceli olabilecek bir dışarıda insan. Dışarıda kendi kasan bir tip. Hayır bu dışarıda senin taşıyabilecek elimizde yani bence. Yani onun yanında çok fazla hani ama. Saçmalayamazsın. 24 yaşında. Hangisini diyorsun sen ya? Ozan'ı diyorum ben. Yıldız koydum. Karakter olarak mı? Hayır. Ben şu an tamamen karakter olarak şey yapıyorum. Karakter olarak mesela Ozan ağır, Ozan pardon. Ozan ağırbaşlı bir çocuk. Yani hepsi okey de demek istediğim şey şu. Ağırbaşlı ve çok efendi bir çocuk net. Evet. Yani. Ve sen çok gülen, çok eğlenen biriyle yapamazsın. Yani yerine göre canım durduk yere gülecek, kalkacak, oynayacak. Neredesin sen? Hani işte. Eğlenmeye gitsek de oynasın yani üstü bunca. Onu yani ben şimdi kaldım. Hayatım kalk şimdi. Oynayalım ya. Hayır ben çok oynak bir erkek istemem yani her yerde kalkıp evet, oynayacak kendini. Gel ben kalk oynayalım dans edelim bana ya. Falan. Aynur dedin galiba oradan bir duyum aldım. Aynur dedin neye göre Aynur neden? Tip görünüş olarak ve düşünce tarzı olarak hoşuma gidiyor. Düşünce tarzı. Mesela ne düşünce tarzı? Tespit yapabiliyor konulara hakim ama bu kadar dün kendisini görmemiştim hatta hiç konuşmadı diye hatırlıyorum. Öyle mi diyorsun? Dış görünüşünde en çok dikkat çeken şey neydi senin için? Bakımlı ve boyu, posu, giyimi güzeldi gayet. Oo güzel, etkileyici cevaplar. Yalnız benim bunu tabanca gibi tutmam. Bat. Yanlış cevap verene. Lütfen, lütfen tak. Böyle olmasın. Ateş ederim. Tak. Benim de Aynur. Aynur. Aynur'un taliler çıktı öğrendim bugün o zaman. Bir şey söyleyeceğim, favori adaylardan biri Aynur mu yoksa bugün yoksa? Aa, benim ama birincisi. Oylamada yüksek bir oy çıkacak sorular. Ama. Destek. Geliyor. Neden Aynur? En çok seni niye etkiledi? Yani ben sapyoseksüel bir erkeğim. Biraz erkek. Kopya çekilmiş gibi. Benden kopya çekilmiş. Çok sen tamam bitti. Biraz kopya çekilmiş. Beyler bir şey söyleyeceğim. Tek tek geleceğim. Tek tek. Ya ben en başından beri söylüyorum. Bir kişiyle oturdum mu karşılıklı muhabbetin akması gerekiyor. Yani bazı insanlarla oturuyorum. Ya olabilir kanka yani bu tek kişinin bir düşüncesi falan. Değil yani bro. Açmaya çalışıyorum falan. Aynur'da bugün onu yakaladım. O psikolojik analizi olabilir falan. Bu. Dolu bir kız belli ki. Oturduğumuzda böyle aynen. Akar gideriz. Aynen aynen. Evet. Bir an önce tip olarak yetiştirdiğinizin farkındayım. Çoğunuz tip olarak düşündü zaten bizim eşleşmemiz bence. Ama karakter hiç böyle benimle ilgili yorum bence yapmadınız. Sen ben çok merak ediyorum. Şey oldun. Dün gittin ya. Hı. Biraz düşündüm. O kadar yükseldiğin için kendini sorguladın gibi geldi. Dün eve gittiğinde hiç ama aklına geldi şey söylemek istiyorum. Tabii, hiç tabii mi beğenmedin de şöyle aklıma geldi. Ay Berke diye değil. Buse. Ben bugün ne yaptım dedim. Şimdi hiç mi beğenmedin? Hayır, yok, beğenmesem zaten imkansız karşılık vermem az bu arada. Yani bir şeyinden hoşlandı. Oğuzhan gelmişti bu zarf attı gitti diyelim. Sonra hadi o favori seçildi. O bana teklifte bulundu işte yemeğe çıkarma. Hayır derdim. Bak benim tarzım ne biliyor musun? Bir saniye arkadaşlar. Benim tarzım ne? Bana enerjik olacak. Benim gibi. Ben enerjik bir adam. Ben böyle put gibi gezen kadınlardan hoşlanmıyorum yani. Yanımda şey gibi duran kadınlardan hoşlanmıyorum kardeşim. Mesela kim enerjiliydi? Yeliz. Buse. İsmi var aklımda Leyla. Bak enerjikleri sayıyorum. Leyla. Bir böyle de... yalnız Leyla. Ama kanka şimdi anladın mı? Yok Leyla. Anladın mı? Sonra ne bileyim Beyza Nur da iyiydi bu arada ama kardeşim biraz şey bilmiyorum. Yalnız, bir onların enerjisini aldım. Ozan, ben enerjik bir adam çünkü diğerlerinde bir enerji görmedim yani anladınız mı arkadaşlar? Ozan hala bana enerji bir kadın var. Enerjik olsun bakalım, bana o hissiyatı versin. Allah çarpsın köpek gibi giderim yani arkasından. Şey de çok sempatik geldi. Barmen olan var ya adı neydi onun? Herkese dedi ya çok güzelsiniz şey falan. Onur mu? O diyor ki galiba. Beni kıskanmayacak ben ama onu, diyor sevgilim kulübe gidemez. Hayırdır ya?
Sen kendin gece kulübünde çalışan bir insansın. Ay saçmalama. Ben de karşı kulübüne girerim. Aşkım. Kız yemin ediyorum. Diye yani. Yok. Ben orada diyorum ki ben elendim. O zaman o nasıl bir kız istiyor şey ki? Şey diyebilirdi, ben ya artık çalışmıyorum. Herkes çok kulübe gitmek zorunda değil. Ben de çok kulübe giden bir insan değilim. Ama bana diyemezsen benim kulübüme gelme çıkma diye. Hayır dedi ya, ben artık hayır, çalışmıyorum. Ben kulüpte çalışan biri. Ben kendime dediği yer açıyorum. Evet. Şey, kendine kulüp gelsin açıyor. Gelsin benim mekanımda eğlensin demesini bekledim ben. Demedi. Ona mesela anladın mı? Ona da yok diyor. Hayır ona da yok diyor. Bak mesela, sordu Leyla mı sordu, Beyza mı senin, sordu hatırlamıyorum. Onu sormadılar. Başka şeyi sordu, dediler ki mesela gidelim. Sen çıkacaksın ama senin erkeğin, senin kız arkadaşın kız arkadaşlarıyla çıkamayacak mı yani dedi. Orada ne dedi? Çok ciddi sordu kızlar bunu, bu cevap veremedi. Yani mani oldu dedim ki bence hayır olduğu zaten belli dedim. Evet dedi. Yani şey bu, ben özgürüm, beni kısıtlama ama sen o fanusta kalacaksın. Yanlış tanımış. Ya. Ondan da hoşlanmıyorum. Ben ya de çok yanlış anlıyorum. Aşırı yanlış anlamışlar. Var ya, asla öyle bir şey söylemedim. Mesela ben kıyafete karışan adamla da ya ben şöyle nerede nasıl ben açık giyin yani açık biliyorum ya. Yani. Evet. Tabii ki de mesela bir aile ziyaretinde bir annemin babamın yanında ya da bir çok da resmi açık bir yerde kızlar da değiliz kapalı bence. Giyiniyor. Hani. Ben giyiniyorum açık. Ya ben açık giyiniyorum. Ben çok zayıfım. Aşkım zayıfsın ama sen orta de, boy giyemiyorum aşkım. Sende şey ya durmuyor. Evet, hani sende çok durmuyor. Açık açık bir havan yok. Dekolte vermiyorum. Onları ben giysem uf. Böyle evet. Çok belli oluyor ve ben rahatsız oluyorum. Ben de rahatsız oluyorum. Ha. Ben giysem de o şekilde. Ben mesela kıyafetim daha minyon duruyorsun. Hani zayıfsın ya. Evet. Kalıplı yani değilsin. Şey, teşhir edici gözükmüyorum. Evet. Onun ben evet. De farkındayım. O yüzden çok bir problem yaşamıyorum. Ama mesela etek boyumu asla karıştırtmam. Bak dedim ki, benim söylediğim şey şu. Ya gittim, bana dedi ki işte kıskanç mısın? Dedim okey, kıskancım. Ama dedim ki hani dozunda. Eski ilişkimin neden bittiğini sorular, dedim ki kıskançlık. Bu yüzden dedim çok fazla kıskançlık sevmiyorum. Şey dedim, anladın mı? Zaten her insanın kıskanç olması lazım ki. Değil mi? Yani aynen. Bu bir sevgi belirtisi değil mi Murat biraz sence? Biraz daha bahane bulmuş gibi geliyor bana. Değil zaten. Mi ya? İlgidir bence. İlgidir yani, anladın kesinlikle mı? Kesinlikle öyle. Sen umursamadığın bir insanı kıskanmazsın. Tamamen yanlış anlaşıldı. Ama işte bunların dozajları var. Belki sen yanlış ifade de etmiş olabilirsin. Aha, bunu bilmiyorum. Açıklarsın da. Ben öyle düşündüm. Evet, beni çok yanlış anladın. He? Tam olarak ne dedi? Dikkatini falan çekmişim işte. Bayılıyorum. Şeyin. Diyelim Dilar Hanım. Evet. Ben bilmiyorum, ben bana gelmez aga. Evet kanka, sana yürüyorum. Ben netim bak kurallarımda kardeşim. Ben kanka ben konuşuyoruz da saçmalama olur mu öyle şey? Ne asla öyle bir adam. Ama fiziksel olarak çok yakın yapıştırdım sizi. Eyvallah kanka. Bakalım. Hayırlısı her şeyim. Daha çok erken. Ozan bugün çok durgun geldi bana ya. Dün daha enerjik bir çocuk. Ozan çünkü dün düşündü. Seninle yapamayacağını anlayıp sana terse yapmaya çalıştı. Ozan üstünden atamıyor bence şu an. Bu giriş heyecanını falan. Bence de o da olabilir ya. Belki yorgun. Şu an gözlemliyor da olabilir biliyor musun? Sessiz kalıp gözlemliyor. Bravo Leyla. Başka bir isim var. Ben öyle düşünüyorum. Leyla çok zeki kadın ya. Çok iyi yorum bu ya. Yani Leyla gerçekten iyi gözlemliyor ya. Efsane ya. Çok böyle kim? Heyecanı falan varmış gibi gelmedi. Bayağı durgunmuş gibi geldi tam tersi. Kimden öyle hayal kırıklığına uğramış gibi geldi. Kimden bakayım? Kim sence? Bence sensin. Abi niye sen bana dünden böyle taktın? Ben çocuktan öyle bir enerji almadım. Ben aldım işte. Görürsün bak buraya da yazıyorum. Burada nereye da yazılacak bir yer yok. Yaz, yaz kızım. Hocam. 2 kilo çimento şuraya. Ha buraya yaz. Ha tamam, buraya uşağım. Buraya da yazma. Buraya. Görürsün. Ben açıkçası yani belki o gözle bakmadığım için hissetmemiş olur. Olabilir de. Bunların hepsi olabilir. Çünkü burada birbirimize tanışmaya niye falan gelmişim. Niye o zaman bu kadar tepkilisin ya? Şey olmaz. Benim tarzım değil gibisinden. Ben mi? Hayır yok, tepkili değilim. Kişilik olarak mı, giyiniş olarak mı? Yok, giyiniş olarak değil ya. Bak, bilmiyorum yaşını kuzum, bende şöyle bir durum 29 var. 29 yaşında. Onu biliyorum. Şimdi bende şöyle bir durum var. Ben bir erkekten bir şeyinden etkilenmem lazım. Çok ufacık bir şey olsa bile yeter bence. İşte ne bileyim, bakışı olur, oturuşu olur, kalkışı olur, gülüşü olur. Merhaba. Merhaba. Ne yaptınız arkadaşlar? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Birbirinizi çok sevdiğinizi görüyorum. Evet. Harika bir şey bu. Bayağı sevdik yani. Sanki yıllardır böyle tanışıyormuşuz gibi bir şey var. Evet. Öyle bir bağ oldu aramızda. Nasıl oldu bu kadar? Ben... Erkekler ister. Kolay mı şimdi? Zor değiliz gerçi yani. Gerçi kızlar da öyle yani. Belki de bizim şansımız öyle denk geldi de. Yani bilmiyorum ama ben sanki bir şey sezdim yani ekranda. Ben bir hafta sonra göreceğim. Ben diyorum içimden. Seyirci de diyor. Bir hafta bile beklemeyebiliriz. Beklemeyebilir değil mi? Bilmiyorum ama kimle ne kavga ediyoruz ya da ne peki hadi biraz dedikodu yapalım sizinle. Evet evet. Şöyle yapalım. Başlayayım ben o zaman. Ben bugün çok güzel bir enerji aldım kadın evinden bir adaydan. Mesela Leyla'dan aldım. Güzel. Şöyle
Ben çok analizci bir insanım Öykü Hanım, biliyorsunuz az çok, arkadaşlar da biliyor. Aynı enerjiyi ben Leyla'dan da aldım. Mesela işte arkadaşlarım bile fark edemediği bir özelliği fark etmişti. İşte dövmemden işte kelebek detayını vesaire falan. Hani bunlar benim için önemli bir detay aslında. Hani ortak bir yönümüzü gösteriyor diye düşünüyorum. Dün yani söyleyemedim dedi. Niye söyleyemedim? Ben orayı anlayamadım tam olarak. Ben de anlayamadım. Kal gel. Bunu bir sormak istiyorum açıkçası. Aslında dünden bir karar vermiş o gibi geliyor bana. Onun bir niyeti varmış. Ve bugün biraz daha emin mi? Daha sana bildirmek istedi. Sana fark ettirmek istedi gibi geldi bana. Şu an ettirdi bence. Ben de bunu anlamış oldum. Evet, ben de... Sen ne düşünüyorsun peki bu konuda? Öykü Hanım, ben her zaman şöyle düşünüyorum. Dediğim gibi karşımdaki bir insanın işte çok temiz, bakımlı vesaire, hani bu özelliklerden ziyade enerji benim için çok önemli. Ve mesela zaten kadınlar evi televizyona verildiği zaman o enerji vesaire yansıttı zaten. Kadınları evine ve bize de yansıttı bunu. Oradan bir artı aldı benden. Bakıyorum detaycı da gayet tertemiz de görünüyor zaten. Kişisel bakı olarak. Yani sana bir set kese verelim. Kim? Nedir yani? Ya bende biraz kıs hastalığı var da Öykü Hanım. Hastalık ya, bu psikolojik bir rahatsızlık boyutunda mı? Onu hayır hayır, yok, o boyutlar ne gibi gözüküyor? Burası çünkü toz var. Programdan önce bir hamama götürelim ya da. Yok, öyle bir şey olsa zaten. O kadar hijyen arıyorsan sana hayatı kolaylaştırır. Bulamayız öyle bir zaten o kadar hijyeni. Arama ya, böyle bir hizmetimiz yok. Üzgünüm. Yok yok. O kadar detaycı da değilim. Sadece bir kadın kişisel bakımlarına önem vermesi gerektiğini düşünüyorum. Ama her şeyden ziyade arkadaşlara da söyledim. Benim için en önemli husus enerji. Ve Leyla'da o enerjiyi hissettim. Ve her şeyden önemlisi bir de analizci bir yapıya sahip. Tamam. Onu hissettim. O yüzden güzel bir düşünce oldu. Ben de biraz bonus topladım. Böyle bir adım öne çıktı. Evet. Diyorsun. Mesela kafamda... Daha fazla izleyeceksin herhalde. Kesinlikle. O şimdi birkaç analiz yapmış. Bundan sonrası bakalım. Kısmet. Abi insan tanırken de analiz denmez ya. Analiz ama yine de. Ona çıkmıyor mu aslında? Yani böyle bir... Daha bilimsel bir analiz, detaylı bakıyorsunuz. Bakmak falan. Analiz. İnsan tanıma diyelim o zaman. Peki. Başka böyle bir yürek kıpırtısı olan mesela... Evet. Dünden benim, kalan bir hikayemiz var. Benim durumum evet. Öykü Hanım. Beyza Nur bir kalp yapıştırdı sana oy verirken. Yani evet, biraz da aslında böyle tepki almaktan da çekinir durumdayım açıkçası. Evet. Hani sonuçta bir bana yapılan bir etkileşim var. Hani bir belli etmek var. Hani bir etkilenmiş olabilir vesaire. Dikkatini bunu çekmek istedi diye. Gibi dikkatimi çekmeye çalıştı. Ama bilemiyorum, ben de öyle hemen herkese... Bir anda hani o süper tamam tarzı bir adam değilim. Senin gözlerin nerede doldu, ne zaman doldu? Yok, dolmadı. Doldurmadı. Kim sordu acaba onu, hatırlıyor musun? Aşkım bence ilk o Mert beğendi. Mert ekranda gördü, beğendi, evet. Sadece Bata, Boli diyebilir miyiz? Bata, Batuhana. Batuhana. Ya, Batuhana gibi yanlış Batuhana. Batuhana mı belki mi? Batuhana mı belki mi? Bet de ona. Bet mi? Batçı ya. Bet. Yani bat mı belki mi? Bet değil. Bat. Bat onun. Yok, Batman arkadaşlar. Evet. İşte Bat da. Bat'ı mı beğendin? Asla. Ne asla ya? Asla. Mert'te de zaten suya düştü. Bat'a yanlış oy vermek istemedim yani. Sen hak etmedin bunu. Birini seçerken nelerinizi ön plana çıkarak, yani öncelikleriniz neler de o sizin için ayrılıyor bir kenara? Mesela Leyla'yı bir kenara koymuş. Ben aslında dünkü bölümde şöyle bir önceliğimi dile getirmiştim. Hem dışsal görüntü hem böyle surat güzelliğinde kaybolmalıyım dedim. Demiştim dünkü bölümde. Haliyle onu böyle bir, o etkiyi aldığımı gördüğüm bir aday var. İşte onu da Kırmızı Oda'da çağırarak tanışmak. Kimseyle paylaşmadın mı? Yani. Biraz aslında böyle bir göz rengi infosu var. Göz rengi. Benim takım net tahminim var ya. Evet, bulalım hep birlikte. Tatyana net tahminim. Kırmızı Oda'ya kalsın var, bence. Ya da Rümeysa da olabilir. Net. Ama Tatyana diyorum. Tatyana ve Rümeysa var. Yüzüğü Tatyana. Şaşmaz. Kırmızı Oda'ya kalsın bence orada. Tatyana dışında kim renkli? Daha erken bir fırsatın olabilir. Ama tek başına değil. Herkese. 3 dakikaları var biliyorsunuz. Evet, evet. Bugün. Onu bekliyoruz biz de. Evet, belki ondan orayı sonra... Orayı da bekliyorum. Orada da biraz tanımak olabilir. Adına sorular soracağım kendisine tabii. Belki ondan sonra olabilir. Kimle sonrasında konuşalım. Yani birazdan davet edeceğim çünkü. Buraya geldikten sonra kimse... Yani ben mesela Tatyana'yı da söyledim. Beğendiğim biri varsa bana birkaç göz yap. Hani yardımcı olayım yani, sorulara destek çıkayım falan. Bir destek atayım yani. Öyle bir şey olursa, Tatyana yapmadı tabii.
Ama sen istersen yap, göz teması kuralım. O zaman da... Anlaştık. Yani sonrasında da dedikodusunda yapalım yani. Tamam. Ezelim yani dedikoduyu. Tamam. İnsan olarak Berke. Ben Bolly tipi istiyorum. Ha, tip olarak Berke. Evet. Olarak. Tamam. Karakter olarak daha tanımıyorum. Karakter olarak. Ha, karakter olarak evet. Berke. Tip olarak? Evet. Mert. De Berke. Tip olarak Berke. Tamam. Karakterle tipler farklı biliyorsun değil mi? Tip olarak Mert. Mert. Karakter olarak Berke. Evet. Peki Berke. Buyurun. Dünün adamı. Evet. Çok haftanın mutluyum. Lideri. Evet. Yarışa iyi başladın. Güzel başladım evet. Duygusal olarak ne hissediyorsun? Duygusal olarak yoğunum. Yani şundan dolayı yoğunum. İlk haftanın lideri seçilmek çok güzel bir duygu. Aha. Eve de ilk girdim, kızlar evine de ilk gittim. Haftanın lideri seçildim ilk haftanın. Müthiş bir duygu. Buradan tekrar teşekkür ediyorum onlara hatta yani. Onun dışında güzel bir dış çekim, yani görsel çekim oldu. Buse hanımefendiyle. Ya buna da çok kibar. Evet, gerekiyor. Yani. Güzel oldu ama tabii ki karaktersel olarak nasıl anlaşacağımız ilerleyen günlerde belli olacak. İnşallah düşündüğümüz gibi devam eder diye düşünüyorum, istiyorum. Umuyorum, diliyorum. Umuyorum, diliyorum. Sen bayağı beğendin o zaman. Evet, beğendim dış görünüş olarak. Beğendim, evet. Yani enerji aldım aslında. Ben ilk geldiğimden beri hani sarışın, esmer olması önemli değil. Enerji, aurayı aynen. Yakalamam lazım demiştim ve buna uygun bir şekilde hissettim. Yani özgüvenin yeterince yüksek ama ben de sen gittikten sonra elinin ayağına titrediğini söyleyerek sana birazcık özgüven desteğine gelebilirim. Onun mu? Hmm. Teşekkür ederim böyle bir done verdiğiniz için yani bana. Yani böyle bir hissettim. Evet, evet, evet. Hissediyorum. Dışarıdan bakıldığı zaman da görülüyor. Evet. Güzel bir duygu benim için. Arkadaşlara ama. Da destekçinizim derken bunu ifade evet, etmek evet. istiyorlar aslında. Çok güzel bir duygu benim için. İşte söylediğim gibi karakter olarak da anlaşılabilir. Şanslısınız ya. Girer girmez değil mi? Evet. Çat diye böyle yakalayıp o ben enerjiyi hissetmek. Ben bu duyguyu seviyorum. Bu duyguyu yaşamaya geldim buraya çünkü. Dışarıda ya, bu olmuyor. Herkes onun için herkes geldi. Evet evet. Herkese bizim, tutmuyor. Bize niye yok diye şikayet ediyor. Evet herkes olmuyor. Ben bunu yaşadığım için çok mutluyum. Ve ben bir ara kızlar evinde sizin yanınızda çok heyecanlandım. Yani elim ayağım titriyor böyle. Burada yoksun diyorsunuz ya bana mesela. Ha, evet geldim. Hayır ya buradayım falan hani öyle elim ayağım titriyor. Çok heyecanlanmıştım. Güzel bir duygu. Peki. Seni eleştirdiler. Beni dünkü rahatlığım onlara rahatsızlık olarak geçmiş. Tam tersi bir etki olmuş. Yani ön yargı diye düşünüyorum. Toplu taşıma kullanıyor musun? Evet. Yani, metro, otobüs vesaire. Yani kullanıyorum tabii ki de yani. Ama çok değil ama genel mutlaka arabam vardır yani onun için sormuyorum. Yani. Kullanıyor musun? Yani kullandım oluyor. Genellikle orada başka ülkelerde var mı bilmiyorum. Bir metroda bir tabela var biliyorsun. Bacakları açarak oturmayın diye. Bize özel mi bilmiyorum. Bize özel mi? Bize özel mi? Bu global bir şey mi onu bilmiyorum. Yani bunu yapmak zorunda kalıyoruz. O tarz oturmak burada da yani topluma açık bir alanda, umuma açık bir yerde o rahatlık rahatsız ediyor olabilir. Bunun için. Bu senin bir özgüven gösterin olabilir. Aldığın eleştiri bu yönde. Ya özgüven sen olarak çok normal olmadığını düşünüyorum da o yüzden söylüyorum. Yani benim normalim yani normal heyecanlanmadım, normal doğal davranayım dedim. Girdim. Yani o kadar saygısız oturduğunu da düşünmüyorum. Normal düz olarak oturdum böyle. Hiç böyle kötü bir şekilde de oturmadım. Koltuklarımız da gömülüyor. Oradaki koltuklar orada daha rahat. Haklısın. Daha rahat. Burada koltuklar öyle. İçine gömüldüğün zaman daha böyle bir yayılmış evet. duruyorsun. Ya yani onu izleyince görmem lazım tabii. İşte izleyince sevmeyebilirsin kendin diye. O kadar olduğunu tahmin etmiyorum. Normal doğal davranış. Abi ne kadar saygısız değil. Hepsi ama birazdan söyleyince. Ama kibarca söylersin. Konuşmam öyle değildi ama hatırladığım kadarıyla. Sen kendini nasıl değerlendiriyorsun? Yani normal. Seni sevdiler mi, beğendiler mi? Bence nötr. Nötr. Yani ama bilmiyorum, saygısızlığım olmamıştır konuşmayla en azından, oturma dışında. Oturma da bence biraz normal. Biraz daha dikkatli bir bak, daha bir ilgili ol istersen. Ya aklımda zaten iki kişi var, onlardan bir şeyi var almadım. Var birileri. Evet. Kim? Ya bir tanesini arkadaşlarla paylaştım. Kim? Aynur sanırım. Aynur, tamam. Ama diğer isim bana kalsın çünkü onu hiç görmedim. Yani şey olarak hiç görmedim. Konuşmadı. Hayaliyle yaşıyorum. Hayır. Keşke biz de görebilsek. Hiç konuşmadı. Yani ha, şey, tamam. Girişken değil, sohbette yok. Hı. O yüzden onun hakkında hala muamma diyebilirim. Yani sadece dış
güzellik olarak beğendim. Zaten dün bir, bugün iki, hangi fırsatta konuşacaksın? Ya orada yok, genellikle soru ama soranlar... Ama senin dikkatini çekmiş, o yüzden isim olabiliriz mesela. Ya yok, bence o bana kalsın. 3 dakikalardan sonra söyle o zaman. Evet, ondan zaten onu bekliyorum, tamam. Fikrim olursun. Belki hiç şey olmayacak, kafamız uyuşmayacak. Peki Aynur'da neyi beğendin? Aynur'un duruşu ve kendinden emin olması, yani ekranda gördüm. O birazcık hoşuma gitti. Yorumları olsun ve giyiniş tarzı olsun birazcık da, o hitap etti bana. Mert. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, siz? İyiyim valla. Sabah bir takım bir selamlaşmalar olmuş. Aa, evet, İngiliz ile biraz. Dünden kalpler sonra bugün uçuşmuş. Görmek iyi geldi. Güzel. Dün yani ilk defa, ilk görüşte dediğimiz nokta. konuşamadım. İşte bu heyecan. Tamam, evet işte bu heyecan. Bu işte önemli olan dünden bu. Dünden biraz biri beni heyecanlandırıyor gerçekten. Dün ilk eve geldiğimde gerçekten çok heyecanlıydım sizin yanınıza da. Hani pek o an için anlayamamıştım. Ta ki çıkana kadar, sonra çıkarken Yeliz'de biraz o enerji asıl orada uyum sağlandı ve hani çıktıktan sonra da biraz düşündüm. Hani Yeliz mi? Hani gerçekten emin miyim gibisine. Sonrasında baktığımda aklımdan çıkmadığını fark ettim. Aa, ne güzel. Yani sürekli bir aklıma geldiğini fark ettim ama emin değildim. İkinci şifre sonuç olarak gibi. Evet. Bugün de biraz böyle Yeliz'den de pozitif enerjiler aldığım için aslında bu durum beni mutlu etti diyebilirim. Ben de öyle gördüm. Çok yani bir eylem olmasından memnundu ve o da onu karşıladı. Evet. Yani bunun, görmezden gelmemesi. Bu noktada karşılık alabilmem de beni mutlu etti. Evet, burada karşılık almak zaten mesele. Sonra evet. Babyface Oğuz. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? İyi valla. Ben de iyiyim bugün. Ben de bir maşallah. Sağ olun. Mesaiye gelmiş gibi. Gitsin de gidelim diye bekliyoruz falan demiş. Ya karşıdan Dilara bana gömleğin güzelmiş, turuncu yakışmış dedi. Ha. O beni hoşuma gitti. Girişkenliği de bayağı hoşuma gitti. Oradaki evde iki kişi var aklımda. Zaten bir tanesi Dilara'ydı. Hı. Ben de diyecektim, lafa girmeyi bekliyordum. Küpeler çok iyi falan, bayağı dikkatimi çekti diyecektim. Dedi ki o turuncu sana çok yakışmış dedi. Yani heyecanlıyım ben hala çok. Hala birbirimizi tanımamız gerektiğini düşünüyorum herkesle. O da bende kalsın. Aa, o bende şu an. Böyle masaya birini sürüp bu da cepte. O bende kalsın. Allah ama Allah. Bugün yani bugün bizim yanımıza gelecekler 3 dakikalık konuşmalarımızı da iyice kafamda oturtacağım. Çünkü şu anda hani böyle muallak kafamda. Bir şey görmediniz zaten canım. Aynen öyle. Vakit geçirmediniz. Yani 3 dakika normal olsa bile birazcık kafamda bir şeyler oturacak. Ben dün çok kötü izlenim verdim onlara. Sanki niye? Yanıma bir ikinci kendini eleştiriyorsun. Sanki PlayStation'ı ikinci arıyormuşum gibi hissettiler. Ama ben öyle şimdi demek hatırladım. Ben öyle demek istemedim ya. Vallahi billahi. Ben orada hatta siz beni anladınız sadece Öykü Hanım. Dedim ki ben şu anda arkadaşlarımla böyle hani boş zamanlarına takılıyorum. Ben bundan kurtulmak istiyorum. Onu demek istedim. Bu bataktan alın beni. Siz sadece anladınız. Onları ben yani ne bileyim dedim. Sen de PlayStation oynayacağım dedi bir tanesi. Yok dedim, öyle bir şey istemiyorum zaten. Ya bir kadın düşün. Kaç hanede böyle yaşamak zorunda kalan kadın var, öyle düşün. Tabii. Bir de bunun yayıncılığına evrildi olay. Aynen. Twitch'te oydu buydu, evet. İnanılmaz yayınlar. Ben çok keyifle izlemeyi çok severim. Ben de öyle. Ama hayat bundan ibaret olunca... Ya ben zaten dört duvar tamamen... içinde bir geliyorsun, erkek arkadaşın oyun oynuyor. Sen çay çorba, çay çorba, çay çorba. bir suratımıza bak ya. Bir iki laf edelim, bir ya şey yapalım, bir yere gidelim. Ben kendim sadece oturarak tek kişi... Abi 101 dedi ya. Arkadaşlarımla oynuyorum. Batak yok mu kanka? Batak falan da atalım. Flörte bakar, flörte giriş 101. Erkek ya. Çift çift. Flörtün ilk adımları 101'den geçer. Niye olmasın abi? Hayır. Güzel. Bence ya de çok zevkli. Onun için demiyorum, bir kadına söyler mi? Kanka. İlk merhaba 101. Evet. Oynar mısın? 101 biliyor musun? Benimle 101 oynar mısın? Peki. Onur. Sen hepiniz çok güzelsiniz diye geldin. Sonra hepiniz çok güzelsiniz diye gittin. Arada sana ne kaldı? Arada bana şöyle... Hiçbir şey kalmamış. Gerçekten güzeller. Çok beğendim. Evet. Ama şey vardı ya... 3-4 kişiden fazla o enerjiyi alamadım ben. Hani söyledim ya orada da ben sapiosexüelim diye. Tamam, görsellik okey. Görüşte zaten görselliği alamadan zaten o kadını tanıyıp zekasını ölçemezsin. Böyle bir şey var. Yani görselleri okeydi. Dedim tamam, hepsi tanınacak kadınlar. Hani sonrası artık zekaya kalıyor. Güzel kadınlar, bakımlı kadınlar. Sonra baktım enerjileri yok. Anladınız mı? Hani Yeliz, Buse, Leyla ve
soldan bir kız, tam ismini hatırlayamadım, çok affedersiniz. Sol tarafımda oturuyordu, şurada oturuyordu, şu bölgede. Ha ben böyle Aynur, oturuyordum ya. Aynur, köşedeki Aynur. Aynur vardı. Bir de şurada Tatyana vardı. Tatyana, Hasret, bir Dilara. Dilara vardı. Dilara'nın enerjisini aldım mesela. Dilara'nın enerjisi vardı. O diğerlerin, hani 4-5 kişinin enerjisini aldım, öyle diyeyim. Bana enerji lazım yani. Ben çünkü kendim enerjik bir adamım her zaman. Gece kuşuyum yani, gündüz uyurum genelde. Sana ayak uydurmak da çok zor ama. Çok zor. O yüzden ben zor. Hatta Murat da sordu bana, kanka sen zor musun dedi. Bana öyle geliyor, dedim zorum. Yani zorum. Bir macera yani, yani gerçekten. Ya benimle birlikte olmak isteyen kadın hani desin ki of bir macera çıkıyorum burada, okey. İşte bu. Yani ben şöyle. İsmim Onur, soyadım Ateş. O ateşin yanında bir barut arıyorum yani. Of. Oh. Evet. Çok of. Güzel. Güzeldi. Bunu onlara da çok söyle. Güzel. Aklına biri var mı? Yok. 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 Gelince soracağım. Zaten böyle dikkatimi çekerse sorarım yani. Bir detaylandırırım soruyu. Peki. Öykü Hanım, efendim? Bir şey söyleyebilir miyim? Ben çok değişik bir bilgi öğrendim. Hayırdır? Güzel bir şey, kötü bir şey değil. Mert kardeşimin soy ismi Kılıç. Kılıç. Devamını da sen söyle. Tamam. Dün yine dikkatimi çekenlerden biri Yeliz'in de soy ismi Kılıç. Kılıç. Affedersiniz. Bir de Ateş var. Beyza Nur Ateş evet. var. Evet. Çok dikkatimi çekti. Dedim ben zaten Ateşler olmuş, uğraşmayın. Nereli o bu arada? Efendim? Tekirdağlı mı o da? Gelince bilmiyorum. Ben sanki bir Tekirdağ duyumu aldım ondan, soyadım Ateş dedi de Tekirdağ mısın diye sordum. Yok, ben de sanki ya. Anladım da tam anlayamadım. Geldi çok soy vardı, duyamadım Kılıç. Çünkü. Evet. Yeliz Kılıç, Beyza Ateş vardı bir de. Evet doğru, onun soy ismi de var. Yeliz Kılıç. Mert Kılıç. Yani güzel bir uyum, bir eşleşme. Evrenin bir mesajı İlk mı acaba sana? Enerjiler de harikaydı. Sonrasında böyle bir... Enteresan. Peki, başka Oğuzhan. Evet. Dün oylamadan sonra bir moralim bozuldu senin sanki. Yani sadece şaşırdım. Olaylar biraz. Bir anda evet, yönü değişti. Yani bir anda... Dış kulvardan Berke girdi oyuna. Tatyana'nın itirafıyla. Mesela, aynen. Berke birken 6 oldu bir anda, böyle bir şok olduk biz de. İlginç yani, oldu evet bayağı. Ya. Çünkü 2'ye 2'ydik Ozan'la beraber. Sonra işte bir anda Tatyana'nın yanlış herhalde anladı. Batuhan'ı Berke olarak anladı. Yanlış yer vermiş. 2'ye 2'ye 2 kaldık. Yani bir anda 3 kişi olduk ve bir anda hani... Tamam hani ben beğenmiyor olabilirsiniz mesela, farklı sebepler de olabilir. Ben sadece şaşırdım. Neden acaba çekiniyorlar mı ya da başka bir şey mi? Sadece buna anlam veremedim. Bir de şöyle bir durum oldu. Hani ilkinde kağıda yazılanda iki oy çıkarken biz finale kaldığımızda açık oylamaya orada neden hiç isminin çıkmaması, neden vazgeçildi? İki oy veren niye vermedi? Bari evet, onlar versin. Oy veren neden vermedi? Kimler verdi biliyor musun? Hiçbir fikrim yok. Hiçbir fikrim yok. Peki efendim, ben bir de Mert'e Yeliz oy attı mı? Bir oy çıktı, evet. Onu merak ediyorum bir de. Çok fazla Mert dedik ama Yeliz kime attı ya da oyu? Artık onları keşfedeceksiniz. Sorabiliriz evet. Geldiğinde. Benim yani. Şöyle bir durumum var. Kız aday arkadaşlarımıza bir hediye niyetinde bir düşündüğüm evet, durum vardı. Tamam. Dilek şişeleri ve dilek kurabiyeleri eğer ergelene verebilirsen. Tabii ki memnuniyetle. Gidip alabilir miyim, nasıl yapalım? Çıkıp alabilir misin? Sen gidip alıyorsun Zancı. Çok tatlı, çok sempatik geliyorsun. Çok tatlı geliyorsun. Tanımak istiyorum yani aslında bu görünüşün içinde ne var, şu merak ediyorum. Güzel çünkü ben de seni tanımak için çok meraklı ve sabırsızım. Tanıyorum Öykü Hanım. Bir şey vermek istiyorum Oğuz'a. Bravo. Ama bunu takacaksın. Boyun kaç bu arada? 1.89. Ya çok tatlılar ya. Orijinal mi? Orijinal. Nasıl? Ağza bakma kafa yapar. Şey diyormuş. Evet. Ben sorabilirim. Kaç ilişkin oldu önceden? Bir sene oldu. Sebebi neden bitti? Yani artık sıkılmıştım. Böyle sıkılınca hemen bırakıyor musun? Ne biçim sorular bunlar? Ne salak salak sorular soruyorsun ya? Bunu ben verdiğim için saklı olur mu? Tanışma yoluna girersek eğer, kadınımı mutlu ederim ben. Ben gideyim artık, ne olur. Bu aralar Şam senden yana bir gülüşün yeter. Ding. Ya o kadarı sen geç de. Niye geç oğlum, ne alakası var? Aslında istediğimi söylerim, sana mı soracağım kanka? Nasıl konuşuyorsun lan sen benimle öyle?
Bak bir daha ben konuşurken benim böyle sözümü kesme, tamam mı? Seninle muhatap evet. olmak istemiyorum şu an. Konuşma zaten, konuşamazsın da zaten. Aynen, bak konuşamayan belli şu an. Sevmek zorunda. Travmam var diyor zaten. Arkadaşlar benim o zaman travmalara da saygım yok. Hayvan sevmeyen insan da sevmez. Sabah yaptığı birkaç teknik analiz beni yakaladı. Kadınlarda zekaya çok önem veriyor. Tip desen var, fizik desen var. Bakımı zaten buram buram. Enerji zaten tavan. Tabii ki de. Hepinizi inceledim kızlar. Birinin burnu çok havada. Ve dikkat etsin, içindeki ego balonu patlayacak. Onur acaba Rümeysa'yı mı beğendi ya burada dört... Dilara'nın yanında da beğeniyor. Seni belki beğeniyor. Dilara'nın yanında da ben Dilara'nın yanında oturmadım. Ay, dedi ya, Dilara, ben Tatiana'nın yanında falan da oturmuş. Bak dedi ki o çocuğa, evet. Dedi ki burada sen, dedi sağ tarafında koltuktan tarif etti. İşte Hasret, Tatiana dedi. Sonra Dilara dedi. Dedi ki Dilara'dan bir enerji aldım. Bir de dedi diğer kızlardan dedi. Karşı ben koltuğu gösterdi. Biz hep pozitiflik, yükseklik konuştuk ya. Hmm. O ondan bahsetti. Hani o hoşlantıdan değil. Evet, sen dedi ki aklımda kimse yok. Aklımda kimse yok dedi sonra. Evet. Yani bu koltukta tek aktif ve pozitif enerji veren Dilara'ydı dedi. Bir de diğer koltuktan pozitif enerji aldım. 4-5 kişiden dedi. Ne var hediyede? Dilek şeyleri. Kendi uğraşlarımla hazırladığım bir... dilek şişeleri var, dilek kurabiyeleriyle birlikte. Güzel. Vermek istiyorum kendilerine. Tamam, ilk kim gelecekse ben açtıracağım için merak ettim. Ben mi veririm, nereye koyayım? Sen vereceksin, senin hediyen çünkü. Yanında dursun. Her gelene. Sehpayı buraya yanına koy, yere koy istersen. Tamam, sehpayı da al öyle yanına. Aynen. Hazır mıyız? Evet. Evet. Odağımız kızlarda. Doğru mu? Doğru. Biz de böyle bir hafif sizi görmeden önce bir meditasyon yaptık. Böyle aklınızı başınızı derin bir nefes alın. Hmm. Sakinleşin. İşte kendimi ifade edemedim değil. Ben dilediğim her şeyi söyleyebilirim. Kendime güveniyorum. Özgüvenim yerinde. Ve doğru insanın enerjisiyle karşılaşmak istiyorum deyin. Hazırsanız. Önce bir kızlara bağlanalım. Onlara da merhabalar diyelim. Merhaba, nasılsınız? Merhaba. Merhaba, iyiyiz. Sizi gördük, daha iyi olduk Öykü Hanım. Ben de öyle. Dünden bugüne özledim valla. Nasıl keyifler? Çok güzel olmuşsunuz. Teşekkür ederim, siz de öylesiniz. Çok tatlı görünüyorsunuz. Nasıl geçiyor gün? Yani ilk güzel normal geçiyor, günlerinizden gayet biriniz. İyi. İyi mi? Evet, güzel. Harika. Aklınızda isimler şekillenmeye başladı diye düşünüyorum. Evet. Bugün daha fazla oturacak gibi. En azından karşılıklı soru sorulduğunda sizin de... soracağınız sorular vardır diye düşünüyorum. Değil mi? Evet. Evet. Peki hazır mısınız 3 dakikalara? Hazırız. Hazırız. Peki o zaman Yeliz seninle başlıyoruz. Ay. Aynen. Bol şanslar. Bravo. Merhaba. Merhaba. Hoş geldin Yeliz'ciğim. Hoş bulduk. Ay çok gergin. Yani sıra sizde ama. Hadi bu gerginliği yani yaşamışsınız. Değil mi? Çok zormuş. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Hiç iyi değilim. Çok heyecanlıyım. Heyecan? Evet, çok gerginim. Şöyle bir bak, herkesi hatırlıyor musun? Evet, hatırlıyorum. Ha, yakından bakmak daha başka yani. Evet, çok başka. Yani. Bizim evimiz daha sıcak değil mi? Evet, burası niye daha sıcak ya da heyecandan dolayı mı sıcak geliyor bana? Yok. Aşkın ateşi, yakar mı ateşi? Aşkın ateşi. Birinden o sıcaklık sana doğru geliyor olabilir ama... Olabilir, neden evet. olmasın? Sağdan, soldan. Her yerden olabilir. Yani orta sol, sol orta taraflardan... Bayağı adres diyorsun. Yani... Açık konum adres. Attım diyorsun. Evet. Peki, hemen süremizi alalım. 3 dakika var Yeliz'ciğim. Biliyorsun. Evet. Yeliz Kılıç, 22 yaşındayım. İşletmecilik yapıyorum bir gece kulübünde. Oğlak Burcu'yum. Bu kadar. Bir erkekte aradığın en büyük özellik mi? Tek bir özellik mi söyleyeceğim? En önemli, birinci sıradaki ne? Sadık olması. Yani sadakat benim için çok önemli.
bana ait olduğunu hissettirmediği sürece ondan emin olmam, emin olmadığım şey de beni yorar, yorulmak istemiyorum. Hissettirmesi gerekiyor diyorsun. Yani ben de olduğundan emin olmalıyım. Var mı soracak olan? Aa tamam, peki ben sorayım. Peki senin için iyi bir ilişki nasıl tanımlarsın? İyi bir ilişki mi? Evet, yani bir ilişkiden beklentileri nedir? Yani benimle beraber böyle tüm duygu durumlarını benimle beraber paylaşabilecek biri olmalı. Üzüntümde benimle beraber üzülsün, mutluluğumda da mutlu olsun. Ve bu köstek olmak değil de destek olmalı. Yani ben senin arkandayım, sana inanıyorum, sen yapabilirsin. Ben de karşı tarafta bu mottoda ilerlemeli ilişki. Benim için böyle. Çünkü ancak bu faydalı oluyor, bu ilerletiyor. Yani duygu düşünceleri... Söyle, söyle. Aşk evliliği mi yoksa daha da böyle mantık evliliği mi? Ya ben mantığa çok önem veren biriyim ama aşık olunca gözüm kör oluyor. Evet. Evlenebilirim yanlış. Ya mantığıma uymayan birine aşık olursam yanlışlıkla evlenebilirim. Hani mantık, aşık olunca mantığım gidiyor. Evet. Ama eğer aşk yoksa hani o kadar çok tutkulu, yoğun bir duygu yoksa mantığıma yatmayan bir evlilik yapmam. Teşekkür ederim. Peki. Peki bir insana aşık olursan gece kulübünde çalışmayı ya da işletmecilik yapmayı bırakır mısın? Ben hayatımdaki adama o güveni veriyorum zaten. O ondan yana bir rahatsızlık duyacağını düşünmem ama yine de kıskançlık vesaire devreye girerse. Öykü Hanım'a da ilk eve girdiğimde söylemiştim. Ben zaten kısmet olurdan eğer bir adayla mutlu bir yola girersem ben buradan çıktığımda devam etmeyeceğim zaten. Şu anda yapmıyorum o işi. Buradan çıktığımda da ayrılmış olacağım. Gece kulübünde ne iş yapıyorsun? İşletmeciyim. Ha. Rezervasyonlarla, hesaplarla işte. O kontakla ilgileniyorum. Tamam, meslektaş sayılır o zaman sana. Evet, yine. O yola girersen mesleğimi değiştiririm diyorsun yani. Evet, değiştiririm. Çünkü başka mesleklerim de var. Güzel bir şey bu ama. Bizim mesleğe çok ön yargı var. Meslek konusundan çıkıyorum birazcık aslında. Konuyu biraz kişisel çeviriyorum. Sürem çünkü çok yetersiz. Bu sabah da konuştuk. Dün için sana şöyle ufak bir hareket yaptım. Aslında büyük bir hareket. bu konudaki düşüncelerin neler? Sana nasıl hissettirdi daha doğrusu? Umarım sana çok tatlı, çok sempatik geliyorsun. Çok tatlı geliyorsun. Tanımak istiyorum. Yani aslında bu görünüşün içinde ne var şu merak ediyorum. Onu söyleyebilirim. Güzel çünkü ben seni tanımak için çok meraklı ve sabırsızım. Harika ya. Çok bu arada Öykü Hanım. Ay çok utandım. Hediyelerle alakalı bir müsaitlik varsa. Tabii süre varsa soru başla. Bitmek üzere zaten. Bitti zaten. Tamam. Peki. Ne hediye? Bütün... kadın adaylara bir ufak böyle bir uğraşın hazırladığım bir hediye vardı. Aa çok güzel. Müsaadeniz varsa. Romantik ya. Yani dilek şişeleri ve kurabiyeleri şöyle vereyim. Çok centilmensiniz. Çok teşekkür ederim. Ne demek? Ver bakayım. Bravo be. Ben de görmedim. Aa çok hoş. Yakışıyor be sana. Öykü Hanım'a yok çok mu? Çok şeker. Çıkarsana bir tane. Öykü Hanım'ın kutusu özel bir kutu. Onu notunu sona mı uğraşın? Notunu nasıl hazırladın? Ben yazdım, çıktısını ben aldım vesaire. Farklı şey mi var hepsinde? Aynı şey. Kendi yazılarım değil bu arada. Kendi uyarladığım da var farklı ama biraz... Farklı tabii alıntılar farklı. Yaptın o zaman. Alıntılar da var, farklı farklı. Erkeklere yok mu? Peki. Açsak mı? Var kardeşim. Çok teşekkür ederim. Açayım mı? Yok mu bana? Ver bakayım. Var var. Öykü Hanım ben de istiyorum aç ya. Aç istersen sana ne... Bir bakalım evet merak ettim ben. Evet ne çıkmış? Bakalım dileğin yani ne? Özel bir şey olduğu için belki burada açmak istemezsin diye söylemedim. Mucizelere inan, yakında birine tanıklık edeceksin. Çok yakın. Tam çok, yani. Çok, güzel dilek oldu. Çok, çok sıcak. Ya da ben çok heyecanlı. Ateşi dedim. Evet, gerçekten öyleymiş. Şans. Fazla yanıyor ama yani bu ateş bir... Güzel. Yandım. Peki, çok süren bitti. Yani ya, gitmen gerekiyor aslında. Kovmadan ben... Estağfurullah, ben hiçbirinizi kovmuyorum. Tanışma çok memnun oldum. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bay bay. Bu arada eviniz çok iyi gözüküyor. Ay, sizin eviniz daha güzel ya. Sen de harika gözüküyor. Daha serin. Duy bunları. Yelin, duy. Sen de daha harika gözüküyorsun. Ya, teşekkür ederim. Ponçik. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Evet, sendeyiz ben. Ne hissediyorsun? Heyecanlı. Anlaşılıyor. Şöyle yap. Ya, ya. Dönüyor. Doğru gitti. Hayır şuradan bak. Gelizgin. Al şunun sapını. Bizi ne olur. Hayır, hayır. Dur. Ne yapıyorsun? Al şunu sap. Hayır şunu şuradan al.
ucundan ucuyla çıkarmaya çalıştım. Ne oldu, dişine bir şey mi girmiş? Hayır, hayır. Bu nasıl dönüyordu? Ha. Bu dönüyor. Ay bu ne ya? Şeytan çağırmış. Aynen. Şuralara harf falan yazıp. Siz bunun döndüğünü nereden anladınız? Görünüyor. Yoksa niye kessinler bunu? Kızlar! Efendim. Allah aşkına. Nasıl kabul edelim? Ne oldu? Hepimize hediye hazırlamışlar. Aa. Ya. Hediyelerin içinde minik notlar var. Aa, su var mı? Elleri çok bak, sıcak. Gerçekten. Ben çok yandım. Ne yazmışlar sana? Gerçekten. Benim notum da acıcık diye üstüne de oturdu. Mucizelere inan, yakında birine tanıklık edeceksin. Yazıyorum. Ay, çok iyi bu arada. Çok tatlılar, çok centilmen bir hareket. Dilara. Beyler. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş buldum. Aa, bizim ev daha güzelmiş. Evet. Burası çok küçük. Sana göre. Hayatım dışarıda var. He? Dışarıda var. Bakabiliyor muyum? Bakmak istiyorsan bak. Bakayım. Bak bakalım. Harika. Erkeklerden daha çok bahçeye bakmak istemiş olmam da. Demek ki bahçe daha şu an için çok garip. Alıcıysa demek ki. Yani. Tabii. Ya da kalıcıysa. Bir yastık alabilir miyim lütfen? Tabii. Yastık var mı orada? Oğuzcum. O yastık başka maksatlı. Nasılsın? İyiyim. Dünden beri görüşemedik. Evet. Ben de iyiyim. Her şey yolunda mı? Yolunda. Dün çok konuştum ya. Niye hiç konuşmadın nasıl, bence? Sizden önce çok dedikodu yaptım. Hiç konuşmadın. Aa, full konuştum. Full bit konuşuyordum. Ne anlattın? Kimin dedikodusunu? Herkes hakkında konuştuk. Genel erkekler hakkında. Oh. Evet. Hadi bakayım. Dün bakamamıştım. Evet. Bayağı heyecanlıyım. Başlayalım mı? Başlayalım. Hazırsan, 3 dakika süren başlıyor. Okey. Hadi bakalım. Dilara ben, 23 yaşındayım. Sinema televizyon okudum. Balık burcuyum. Çok güzel yemek yaparım bu arada. Nerede yaşıyorsun? İstanbul'da, burada yaşıyorum. Ali Bey'de. İlişkilerde çok alttan alan tarafım. Çok uyumluyum. Yani hayatına girecek kadın profili isteyen, çok uyumlu kadın profili isteyen erkeklerin tam aradığı kadınım diyebilirim. Aşk mı para mı peki? Ya ben bu soruya çok karşıyım. Yani para demeyeceğim tabii ki. Mantık aşka mı? Demeyeceğim. Mantık, evet. Çünkü para bir yere kadar, aşk da bir yere kadar. Öykü Hanım bir şey sormak istiyorum. Tabii. Erkek arkadaşınla, erkek arkadaşınla yapmayı en sevdiğin aktivite ne mesela? Ya çok klişe olacak ama çok güzel şeyler yaşadığım dönemler de oldu. Evet, sahile evet. Gitmek. Mesela yürüyüş yapmak sabahları. Evet. Sabahları yürüyüş, evet. Böyle standart şeyler de yaparım hayatımda. Tabii ki, tabii ki. Çok seviyorum. Sempatik mi yoksa ağır bir erkek mi? Ağır, yerine göre ağır. Ama yanımda sempatik olacak. Hepsinden olsun diyorsun. Evet, güldürsün. Çünkü ben de etrafımda... Hiç birini aldattın mı peki? Hiç ilişki olmadı, ilişkim olmadı desem. Hiç ilişkin olmadı. Yani düzenli bir ilişkim olmadı desem. Kaç yaşındaydın? 23. Flörtöz müsün? Çok flörtöz. Tamam lan ben ya. İnandırmaya çalışmıştım sizi ya. Evet, bu soru hiç kalmıyor. Yani ama aşık olursan nasıl ilişki yaparım? Yani ben mi diyorsun? Allah'ım. Bir düşün diyor bence. Ben 4 yıl önce aşık oldum. Ama hayatımda ilk kez aşkı tattım. Çok kötüydü. Peki, ve çok korkmaya... ilişkin olmadı? İlişkim olmadı derken düzenli uzun bir ilişkim olmadı. Aşk yaşadığın ne kadar ben sürdü? Aşk yaşadım ilk kendi görüşte. Kendi başına yaşadın. Evet, kendi tek taraflı bir aşktı. O yok muydu ilişkide? O son sınıftı, ben birinci sınıftım. Haberi var mıydı bari? Vardı. Vardı, olmadı mi? Ve aşka küstüm tamamen kendimi kapattım. İstemedi mi? Bir istedi, bir istemedi. Öyle. Oyaladı öyle. Sonra ya yine tekrar yan yana geldik. Yine ben istemedim hani. Çocukluk aşkıymış. Benim bu kadar üzen biriyle evet, olmak istemem evet. Dedim. Ya beni sevsin ya. Yanında kadın isteyeyim. Kıskanç mısın peki? Hiç kıskanç değilim. Kıskançlığa da gelemem. Mesela erkek arkadaşının kız arkadaşı olabilir mi? Ben tanırsam olur, niye olmasın? Yani seninle tanımanla birlikte olabilir diyorsun. Evet. Bence de olabilir. Evet. Bir erkekte sevmediğin iki özellik. En sevmediğin ama böyle. İlk ikiye koyacağım. Ya böyle bir yerlere gider otururlar ya ben. Egoist insanları egoist sevmiyorsun. Olmasın. Senin burcun ne? Ben yay burcuyum. Aslan burcu sevmiyorum. Boğa sevmiyorum. Sen hangi burçsun? Balık burcuyum ben. Balık burcu. Evet. Ya kendi çok beğenmiş erkeklerden hoşlanmıyorum. Evet. Bozarım her ortamda. İkincisi ne?
İkincisi aklıma gelmedi şu an. Tanıdıkça öğrenirsin. Olmazsa olmazın ne? Şu olmazsa asla olmaz dediğin kriter mesela ne? Erkekler üzerinde mi, ilişki üzerinde mi? Tabii ki de ondan konuşuyorum. Aile bağları şey olsun, kuvvetli olsun. İstiyorum, evet. Kopuk bir insan olmasın. Süremiz sona erdi. Senin var mı sormak istediğin ya da dikkatini sormak çekmek istediğin? Benim mi? Yok. Sondaki bakışı evet. Yakaladık ama Oğuz'a. Bak kaçmaz. Bir de yani. Şey bir şey yapmak istiyorum. Ha. Bir şey vermek istiyorum Oğuz'a. Bravo. Ama bunu takacaksın. Takacağım. Tamam. Bak ben bunu uzun zamandır takıyorum. Şöyle nazar. Bileklik şöyle. Çok güzel bir şey. Ama olur mu ki sana? Biraz bileklerim şey ama. Ama siz takın şimdi tırnaklarım tamam ben takarım istiyorsan. O yüzden tırnaklarım var. Oluyor mu? Sen tak. Bunu sonra takacaksın. Sen tak. Bunu bekleyelim. Boyun kaç bu arada? 1.89. Senin? Yüzücü ya çok tatlılar ya. Evet ben de şu anda. Aynı senin gibi oldu. Belli. Sen onu kaybetmeyeceksin. Dilara'ya ne ara planladın bunu ya? Bu sonuna kadar taşıyamazsın. Taşırım taşırım. Burada da. Sen de gözükmüyorlar yan yana. Ben senden o izinimi aldım. Evet. Değil mi? Bak mesela görüyor musun? Bahsettiği gibi her erkeklerin isteyeceği özellikleri de anlattı gerçekten. Eğer öyleyse bayağı iyiydi yani. Anlattıkları geçerliydi gerçekten. Süremiş Dilara'ya bir şey yok galiba. Ben gidiyorum. Bir durum vardı da hani dileğinle çıkacağına dair acaba Oğuz mu verse ben o şey yapsak mı? Bak sana bir şıklık yapıyor. Oğuz bir dilek şey. Benim bir hediyem var. Şöyle. Ya. Gibi. Olsun. Hangi dileği seçtin? Ne o? Herkese mi veriyorsunuz? Evet. Hayır sana özel saçmalama. Bu ne? Bunları da saklayacağım ömür evet. Sonuna kadar. Ne yazıyor burada? Evet. Oku bak sürpriz sana. Ben gideyim artık. Oğuz tam filmsin ha. Yok ya. Hayır çok eğlenceli, çok uyumlu. Bence çok güzel bir ilişki. Evet ben de şu anda... Sen bence bu bölümü bir izle. Ne diyor burada? Bak bakalım ne diyor biz de merak ediyoruz. Yani severse tesis. Güzel doğru mesaj geliyor inşallah. Mutlu olmanın tam zamanı doğru yerde sadece bekle. Bekle geleceğim ben. Tamam gidiyorum ben. Görüşürüz. Çok tatlı değiller mi? Çok şekerler. Evet evet. Görüşürüz olsun. Çok güzel gözüküyor. Unutma beni. Çok teşekkür ederiz kendine iyi bak. Rica ederim ne demek. Kendine çok iyi bak. 2'de 2 güzel bir enerji bak. Yarın uyumlu giyinelim. Tamam anlaştık. Konuşalım. Birazdan ekrandan bağlanırız. Tamam. Hadi bay. Bak bana da gerektiğini görüşürüz diliyorum sana. Hepsinin gözüne teker teker bak hangisi etkiliyorsa. Aşkın gücüne inan Rümeysa. İnanıyorum aşko. Hoş geldin Rümeysa. Merhabalar. Hoş geldin. Merhaba Rümeysa. İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyiz. Çok güzel görünüyorsun. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Bana şu dik durmayı öğret. Siz de çok güzel duruyorsunuz. Yok yahu. Merhabalar. Heyecanlıyım biraz şimdiden. Kusura normal. Bakmayın. Hepimiz yaşadık. Heyecanını böyle. Dindirelim. Biraz kısa bir sohbet var mı aklında kalan söylemek istediğin? Kızlar başlamış çok heyecanlı süren. Geliyor. Evet, herkes... Anlat kendini. Süren başladı. Tamam. 24 yaşındayım. Öğretmenim normalde. Özel eğitim öğretmenliği yapıyorum. Ayrıca modelim. Uzun zamandır yapıyorum. Trabzonluyum. İstanbul'da yaşıyorum. Doğma büyüme İstanbul. Onun haricinde sormak istediğiniz bir şeyler varsa... Benim var. Boyunu merak ediyorum. 1.75 boyu. 1.75. Bir ayağa kalkın. Görelim. Bir yandan görelim. Kalkın yan yana. Şöyle bir an yürüyeyim. Doğru. Ne tarafa doğru? Yani şurada kameralar şöyle. Herkes görsün. Nasıl gözüküyoruz? Bence çok iyi. Yakıştınız mı? Bir de bana dönün ben de göreyim şöyle. Hemen şöyle. Bayağı iyi duruyorsunuz yani. Kalplerde duruyorsa bilemedim. Tamam ayrılın soru devam ediyor. Evet ya. Ayrılın. Var mı soru? Ya benim var aslında. Benim de bir sorum var Rekan. Tamam. Şöyle bir ilişkide hayatını alacağın erkekte en önemli olması gereken özellikle
en asla hayır bu özelliğe sahip bir erkek de olmam dediğin özelliği? Saygılı, dürüst olması gerekiyor. Hı-hı. Ve kesinlikle merhametli olması lazım. Bunlar en önemli özellikler benim için. Olmaması gereken. Yalancı bir insan asla istemiyorum. Yani öleceğini bilse bile bana dürüst olması gerekiyor. Yani yapın bu şekilde. Onun haricinde oturmayı kalkmayı bilen cıvık erkeklerden hoşlanmıyorum. Ağır bir duruş olması lazım ama beraber her şeyi paylaşabilmemiz lazım. Öncelikli olarak en yakın arkadaşım olabilmesi lazım yani. İşte dert ortağı, beraber ağlayacağım, güleceğim, eğleneceğim, her şeyi beraber paylaşabileceğim birini istiyorum hayatımda. Bu şekilde yani. Annelik içgüdüm var mı? Evet var. Zaten dediğim gibi özel eğitim öğretmenliği yaptım bir süre. Otizmli öğrencilerle çalıştım. Anaokulunda çalıştım daha önce dediğim gibi. Yani çocukları çok seviyorum. Erken yaşta anne olmak istiyorum. Yani çocuklar olan sevgimden dolayı böyle bir düşüncem var. Zaten evlenemeyeceğim bir insanla da boş vakit geçirmek istemiyorum. Tabii ki de burada hepimiz birbirimizi tanıyacağız. Ama olmayacağını anladığım zaman yani karşımdaki insan iyi bir baba olamayacak. Onunla boş yere vakit kaybetmem açıkçası. Güzel, mantıklı. Peki. Bir şey sormak istiyorum. Tabii. Bir erkekle yapmayı en çok sevmediğin aktivite ne peki? Ben her şeyi yaparım ya. O enerji tutsun. Evet. Biraz burada sessiz falan gözüktüm. Tam kendimi anlatamıyorum ama. Çok doğal. Evet. Evet. Problem değil. Yani her şeyi yaparım. Yani 101'e de giderim. Kim demişti? Çok iyisiniz. Ben çok severim. Her şeyi yaparım. Sahilde de otururum. Eğlenmeye de giderim. Yemeğe de giderim. Daha önce hiç yani... aldatıldın mı Rümeysa? Aldatılmadım ama soru bitti, cevap vereyim mi? Aldatılmadım ama yani uzun bir ilişkin bittikten işte bir ay sonra sırf hani tamamen bitebilmesi için hani böyle bir mantık oluyor işte tamamen bitti bir daha dönüş olmayacak. Bundan dolayı öyle bir şey yakaladım hani benden gizli bir şekilde. 6 senelik bir ilişkim olmuştu. Bir ay sonra falan bayağı kötü olmuştu. Bir hafta yemek yemedim, su içmedim, uyumadım falan. Evet, kötü olmuştu. Böyle çok bir şey etkileniyorsun yani. Yani. 6 sene vermez. 6 sene de etkilenir insan. Kimse durmaz da olabiliyor ama 6 sene tabii ki de çok büyük bir... Saatlerle evli kalan insanların olduğu yerde yani. Evet, İstanbul'da yaşıyorum. Peki, ben de sizi yan yana görelim mi? Çünkü tonlarınız inanılmaz şu anda yani. Sözleşip giymişsiniz gibi. Yani evet, tonlar çok güzel. Bana değil, oraya dönün. Seyirci görsün. Evet, pozlar falan şöyle. Öykü Hanım. Model, efendim. Gözlerine yakından bakabilir miyim Rümeysa Hanım? Bilmem, izin verirse ben bakabilir. Orijinal. Nasıl? Ne arıyorsun Bat orada? Şöyle söyleyeyim. Aradın mı? Çok güzel. Teşekkür ederim. Lens mi zannettin? Yani hayır. Uzaktan baktığımda... Kardeşim dikkatli bak. Fazla bakma kafa yapar. Kardeşim fazla bakmazsa... Gözlerim çok güzel. Fazla bakmazsan iyi olur, uyarısı geldi. Haydi. Cevabını alacaksın. Hayır, yani şey olarak söylemeyeyim. Gözleri anlamlı kılan bakışlardır. Senin gözlerin de güzel, bakışların da çok, çok güzel. Çok teşekkür ediyorum. Güzel. O senin güzel bakışın ve senin gözlerin de çok güzel deyip gidiyorum ben. Ya ne tatlısın, bir... otur. Durayım mı? Tabii. Hemen. Hediyesi var şöyle. Evet, evet. Açsın ve ay, ne kadar düşünceli bir erkek. Yani tüm kızlar için bunu düşündüm ama... tüm kızlar deyince bitti. Yok, hayır. Kişisel olmasını isterdim. Keşke o şekilde olsun, olmuş bir daha olsaydı. Artık. İnşallah. Şöyle vereyim. Umarım iyi dilek ediyorum. Çıkar. İyi dileklerin hepsi çıktı gibi ama seninki sen de güzel seçtin. Olur. Evet, bakalım. Ben seçtim. Bakalım. İnşallah onun için seçtiğim bir şey çıkar. İnşallah. Umarım. Sen ne istediğini biliyorsun, istediğin seni bulacak. Vay. Güzel denk gelmiş. Güzel, bence de güzel denk geldi bu arada. Beğendim. Valla zaten burada durumu belirleyecek olan sensin Rümeysa. Evet. Sanki öyle. Bakacağız artık davranışlara göre. Ya. Biraz şu an, karışık yani. Şu an bir şey söylemek için erken, gözlemliyorum herkesi. Onun niye öyle hareketler yapıyorsun? Yani ikisi de çok ciddi arkadaş. Sonradan ben ciddi değilim, ben üstüme alınmıyorum zaten. Tamam. Onur ortalık karıştırıyor şu anda. Yani. Değişik bir hareket. Onun hobisi o. Her gelene giriyor. Dediğim gibi gözlemliyorum şu an. Hepiniz çok efendi, düzgün insanlarsınız. Herkesin arkasından söyledim. Hepiniz iyi gözüküyorsunuz. Teşekkür ederiz. Davranışlara göre gözlemleyerek yavaş yavaş birbirimizi tanıyacağız diyorum. Ama sen yani. Çok ciddisin ya. Bu kadar ciddi takılıyorum. Ama şu çok an... Çok ciddisin. Öyle değilim normalde bu arada. İkizler Burcu değilim aslında. Yani normal duruşum o. Korktum yani. Biraz kendim. Aslında ben de. Evet. Hayır, çok ben kötü, çok affedersin kesin. Evet, çok, öyle çok söylüyorlar. Korkuyorum. Böyle
Evet. Bakmaya dışarıda bunu söylüyorlar yani. İnsanlar. Onu ben de yaşıyorum. Yanına gelmeye çekiniyoruz aynen. falan diye. Ama bunu sürekli söylüyorlar. Böyle olması bence daha güzel. Ha, bu bilerek yaptığım bir şey değil bu arada. Benim için de çok daha okeydir mesela. Arkadaşlar bunu, yani. Bu tavrı beğenen var, beğenmeyen evet, var evet. yani. Ama bu bilerek yaptığım bir şey hadi değil. Hadi güle güle. Böyle işte alıştıkça açılacağım. Bayağı sizi evet. tanıyacağım. Ama okeymiş. Haydi. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay görüşürüz. Yine gel. İnşallah geleceğim. Konuşamadım silah kızartmayı. Tabii tabii. Sert bir karakter olur. O şeyi göstermesi lazım. O labaleliği yapamaz yani. Duvar örmesi lazım yani. Güzel bir şey. Öykü Hanım bir şeyler fark ettiniz mi? Dur önce sen söyle. Murat'a bak yine. Neyse abi git artık dedikodu yapar. Gittim gitsin. Murat yine ince bir yorum yapacak Öykü Hanım. Hah neyi fark ettik? Bence siz kesinlikle fark etmişsinizdir zaten. Hadi neyi fark ettik bakalım. Bir durun beyler. Ha, ne oldu? Şimdi bir şeytan üçgeni görüyorum ben. Hatta dörtlü. Bermuda şeytan üçgeni. Dörtlü mü? Dördüncü kim? Hayır yani böyle sahip hastederekten yani. Ben dördüncü bir erkek çıksanım da. Yok. Ben öyle bir üçlü bir adaydan... Kimler? Net belli. Çok zaten belli. Ozan belli etti. Oğuzhan, Bats ve zaten Bats bana da söyledi. Ben beğendim vesaire falan dedi. Bir kulağıma öyle bir çınladı. Ama şunu da gözümden kaçmadı yalnız. Rümeysa buraya gelirken Bats gözlerine baktığı zaman... Oğuzhan duydunuz mu bilmiyorum yakaladınız mı? Şey dedi çok fazla bakma dedi. İlginç. Ben şöyle bir şey düşünüyorum, şöyle bir yorum yapacağım. Oğuz'a, kanka bir arkanı yaslanabilir misin? Onur. Hah. Oğuz mu? Ha, Oğuzhan. Ben öyle gittim, öyle gittim. Oğuzhan, duruşu olan bir, biraz daha böyle ağır yapıya sahip olduğu için bence çok duygularını böyle biraz daha şey yaşayacak galiba, öyle hissediyorum. Ama keskin, onu gördüm. Evet. Mesela gözlerine çok bakma dedim. Bence çok gayet belli etti niyetini. Evet. Yani. Ağır başlı bir... Oğuzhan kendine göre bayağı belli etti. Evet, ve bence çok kıskanç. Öykü Hanım şöyle bir şey söyleyeceğim. Az önce biz konuşurken sana sormuştum galiba. Şu an daha belli değil gibisinden bir şey söylemiştin. Doğru mu kanka? Ya şöyle ben Tatyana için Tatyana'nın da oturuşu, evet, kalkması evet. Güzel. Hani benim en önem verdiğim şey oturup kalkma, evet. Nerede ne yap... Yani nerede ne konuşması gerektiğini, nasıl bilmesi oturması gerektiğini bilmesi gerekiyor. Evet, evet. Ve benim için en önemli hususlardan bir tanesi de annelik içgüdüsü. Yani evet. bir kadının yani anneliği sevmesi lazım. Ben zaten şu an kendime tamam bir eş arıyorum ama benden önemlisi bir çocuğuma güzel bir anne aramak. Sana iyi enerjilerimizi yolluyoruz. Motivasyonunu aşkım düşürme benim. Bebeğim. Çok farklı bir şeymiş. Sizi şu an daha iyi anlıyorum. Oy. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Sizler de yeniden hoş geldiniz. Teşekkürler. Sen daha hoş geldin. Peki. Şeyler... Madem birbirinizi ağırlamaya başladınız hemen süreyi başlatalım. Evet. Sorular gelsin. Anlat bakalım kendine. Ben Buse Ünlü. 29 yaşındayım. Kendi... İş yerim var tırnak üzerine. Evet. Tırnak uzmanıyım aynı zamanda. Sen bize aydınlat mesela. Badem ve neydi? Balerin. Badem bu oluyor. Balerin bunun küt hali. Tamam. Devam. İzmir'den geldim. Bu arada İzmir'de yaşıyorum çok normalde. İzmir'in kızları meşhur, güzel kızları. Teşekkür ediyorum. O senin güzel gözlerini. Teşekkür ederim. Neyse işte böyle. Siz sorun ben cevap. Hadi bakalım sormak sonra. İstiyorum. Tabii. Bir erkekte en beğendiğin iki özellik. En çok istediğin iki özellik. Fiziksel mi? Her şey olabilir. Fiziksel veya karaktersel. Birini fiziksel söyle, birini karakter olarak. Ben söyle. İlgi seven bir kadınım. O yüzden ilgili erkek severim. Ve gülüşü güzel erkek seviyorum. Evet. Yani fiziksel olarak da buna dikkat ediyorum açıkçası. Sarışın, esmer vesaire diye ayırt etmiyorum. Evet. Beğenmediğin iki özellik, sevmediğin, istemediğin. Şunu yaparsın. Gevşek desem olabiliyor. Gevşek yani. Erkek yani daha rahat, çok evet, rahat evet. erkek sevmiyorum. Ve yalancı. Ya yalanı seven insan yoktur bence. Yani ama çok sıkan insanlar var ya her şeyle ilgili. Sadece bana söylediği yalan değil, hayatıyla ilgili de böyle sıkarlar fazla. Kesinlikle. O tarz insanları sevmiyorum. Yaş senin için problem mi peki sence? Yaş benim için problemdi. Ta ki... Yani şöyle aslında ben yaş şöyle tabii ki de 22-23 benim için çok çok düşük bir şey ama bu arada yaş hiç ama göstermiyorsun. Evet evet. Teşekkür ederim. Kaç yaşındaydın? 29.
Ama şey, biraz olgunluğa bakıyorum aslında. Çünkü şöyle, 35 yaşındaki bir adam da maalesef çocuk akıllı olabiliyor. Evet. Ama 25-26 yaşındaki bir adam da tam tersi çok daha olgun artık olabiliyor. O sınırlar çok birbirine karıştı. Çok yaşta aslında değil de yaşanmışlıklarda oluyor ya. Olmaması. Bir şey daha sormak istiyorum. Tabii. Çok fazla soru sordum. Erkek arkadaşın yanında değilken kız arkadaşlarınla gece kulübüne gider misin? Hayır. Çünkü ben de onun tebrik gitmesini ederim asla çok istemiyorum. Doğru. Teşekkür eğer ediyorum. Oh be. Allah'ıma şükürler olsun. Yeterli benim. Yeterli benim için. Evet, Berke'de beğendiğin nokta ne oldu? Gülüşüne ilk ben ekranda verildiğinde gülüşü. Yeterli mi senin için bir gülüş? Ama bu sadece çekim. Evet. Amaçlı. Ben de sonra boş bakış, yarın gülüş. Ne yapar belli i̇şte olmaz. İşte bunu da zamanla göreceğiz. Zamanla evet, evet, kesinlikle. Bu arada karakter olarak uymaya da biliriz. Bunu anlamak için çok erken yorum yapmak için. Göreceğiz. Çok güzel bir yorum. Zamanla. Zamanla anlayacağız. İnşallah. Öyle. Yani buradan değil mi? Evet, evet, çok doğal. Dağ gibi duracak bir kadın da var. Kesinlikle öyle. Çok mutluyum bundan dolayı. Ben de zaten o gülüşümden hoşlanmış mesela. Ben de bakışlarından. Ben arkamda dağ gibi duracak bir adam istiyorum. Bu konuda hiç şüphen olmasın. En çünkü yeteri kadar dağ olmaktan sıkıldım açıkçası. O yüzden biraz da benim arkamda dağ olun. Ben hayatımdaki insanı koruyup kollamaktan çok mutlu olan bir insanım. Bunu ben isterim zaten. Çok ilgiyi sever misin? Çok. Erkek her zaman ama çok daha fazla. Ama böyle sürekli mıçmıçlık ilgi değil. Yani benim en azından bir derdim, bir işim olduğunda sen dur. Yani çok şunu yapacak erkek. Sen olmayacak. Dur, ben hallederim. Bu. İlgiden kastım bu. Benim ay başım ağrıdı, hadi hop hop. Benim tamam, o. Bu değil. Anladım. İlgiden evet, kastım o değil. Tam beni anlatıyorsun ya. Hoş geldin. Çok heyecanlıyım. Ne oldu? Gördün mü? Gördün sana. Bir elektrik oldu. Oldu. Kim verdi Ozan hediyeyi sana? Ozan mı? Ozan herkese getirmiş. Evet, herkese getirmiş. Bu notları kendi seçmiş yani rastgele. Ay çok şansıma da şimdi okuyorum. Sen ne istediğini biliyorsun, istediğin seni bulacak. Sen Ozan sana bir ilgi gösterdi. Ozan ve Oğuzhan. Öykan da dedi ki senin elinde yani. Oğuzhan kim? Benim en çok hangi çengel var yani ya onu diyorsun değil mi? Ya Karadeniz şey çok... Oğuzhan pek konuşmuyor. Evet, hani o da evet benim gibi. Ay bana neler dedi. Onur bana ne dedi? Ürkütücü duruyorsun, şöyle falan bakıyorsun ne? Hani. Bayağı korkutucu duruyorsun dedi. Dün bir de ilk gündü ya biraz daha sert. Hayır, ben bunu yanlış anlamadım çünkü dışarıda herkes bana bunu söylüyor. Hani hiç tek başımayım ya da hani kimsenin muhatap değil, normal duruşum odur. Yani insan yanına gelmeye çekiniyor, konuşmaya çekiniyor. Berke sen istersen seç kardeşim. Evet, evet. Dilek şu mor olanlardan. Bir de kurabiye. Aa, hediyemiz doğru varmış. Mu? Bu evet arada çok incesiniz, teşekkür kurabiye ederiz. Kurabiye mi? Hı-hı. Özellikle Ozan'ın inceliği. Evet, Ozan'ın inceliği. Tamam. Şöyle iki tane. Birisinde Dilek yazıyor. Tamam, okuyacağım. Tamam, okuyabiliriz. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Ayrıl, ayrıl. Bana müsaade. Memnun oldum. Aa, dur, gel. Bir dakika, bir oku. Okuman gerekiyor. Şimdi mesajlar denk geliyor, biz sevdik evet, o yüzden. Üçte üç gidiyoruz. Bayağı sevdik yani. Açamayabilir, yardımcı olursa. Hemen yardımcı olalım. Tabii tabii. Evet, tırnağımdan dolayı biraz açamıyorum. Ben de çok kolay açabilirim bence. Diyormuş. Evet. Senden hiç bekle. Çok iyi. Ama artık bekleyin 29 yaşındayım. Bunu hiç beklemiyordum. Oldu mu ablasın bence? Zamanlama çok iyiydi. En iyi dileklerini kalbine yakın tut ve neler olduğunu izle. İzle geliyor mu? Kesinlikle izle. Ben Berke geliyorum çünkü. İzleyip göreceğiz. İnşallah. Hadi teşekkür bakalım ederim. Hoşça kalın. Bay bay. Teşekkür ederiz. İyi seyirler. Bay. Ay çok heyecanlı. Dikkatli çık. Şimdi kim vay, geliyor vay, acaba? Vay vay. Bir insana her renk bu kadar yakışmasın ama ya. Teşekkür ederim. Bay bay. Çok erken bu kadar veririm, her ipi veririm. Onu o kadar çok sevdim. Hemen evlenelim diyorsun. Yok yok, tanışacağız daha. Yani. Ben böyle güzel iletişimde olmayı seviyorum çok fazla. Tabii ki karakter olarak uyuşup uyuşmayacağımız önemli. Şeyi yakaladınız, tatlı flört başladı yani ilk andan itibaren. Evet ama işte karakter durumu da önemli. Onun bana yaklaşımı da çok güzel ama. Yani ben karşımdaki insandan bu duyguyu almayı seviyorum. O duyguyu alırsam bir gelirse yüz gidiyorum. Giderim de yani.
bir gelişi var. Biraz heyecanlıyım. Düşmem inşallah diye çıkıyorum. Hoş geldin. Nasılsın? İyiyim. Nasılsınız? Teşekkürler. Nasıl evde durumlar? Güzel, gelenler bir şeyler söylüyor mu? Evet, söylüyorlar. Ne diyorlar? Hediye mutlu mu herkes gelen? Evet. Onu göster. Evet, mutlular. Biraz meçler falan olmuş sanırım. Öyle. Peki. Süremiz başlatalım. Sen kendini anlat, sonra sorular gelsin, olur mu? Hadi bakalım. Ben Aynur, 24 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. Hemşire ve fizyoterapistim ama aynı zamanda modellik de yapıyorum. Yani şu an için düzenli olarak çalışmıyorum. Böyle. Soru. Ben soru Görkem. Derim. Kaç ilişkin oldu önceden? Bir sene oldu. Biteli? Bir sene oldu biteli. Ne kadar sürdü? 3 yıl. Şu, sebebi neden bitti? Yani artık sıkılmıştım. Hadi be. Böyle sıkılınca hemen bırakıyor musun? Sıkılınca değil. Bu artık iki taraflı olaylar eşliğinde olan bir şey. Bir yanda insan insanı bırakmıyor tabii ki de. Bir şeyler yaşanıyor, sonra bırakılıyor. Öyle mi? Öyle. Peki yaş takıntın var mı? Efendim? Dansçılık var mıydı? Yok, spor yapıyorum. Ha, spor yapıyorsun. Yaş takıntın var mı peki? Var. Kendimden küçük sevmiyorum. Peki bu karar değişmiyor mu yani? Takıntılı mısın? Değişemez. Umarım değiştiririz. Bir şey soracağım Öykü Hanım. Evet ben. Aşk evliliği mi, mantık evliliği mi? Bunu ikinci kere soruyorum. Yani nasıl aşk mı mantık? Yani aşk mı para mı? Aşk mı para mı? Ne biçim sorular bunlar? Hayır, çok güzel bir şey. Çok doğal bir şey. Aşk dersin mesela, cevabını vermiş olursun, bu kadar basit. Yani ikisi de beraber zaten birini seçiyorsun, anlaşıyorsun. Öncelik değil ki. Biri öncelik bence. Hayır, biri öncelik olması gerekiyor. Aynısını yani seçersin. Arkadaşlar anlamıyorsunuz galiba. Aynur tercih yapmak istemiyor. İkisi de olsun, İkisi de olacak diyor. Onu vermeye okey, tamam. Kötü bir soru olarak sormadım. Sadece merak ettim. Ama ben kötü demedim. Doğru ki. İkisinden de olması lazım diyebilirdi mesela. Yani size sadece aşk diyen aşk demiyordur içinden bu arada. Hayır hayır, şöyle bu bir durum böyle var. Mesela birisi senin için yanıp ölüyor, bitiyor ama maddi durumu kötü. Bu insanla evlenir misin ileride? Zor. Bir konuşmak istemiyorum. Sanki evlenmezsin gibi. Evet, Aynur'un merhaba bile demeyeceğini düşünüyorum. Ben de öyle düşündüm. Ben de öyle düşündüm, o yüzden soruyorum, biraz zorladım onu. Selam bile vermez değil mi? Aşk ya, ben öyle bir insan değilim. Şu an çok yanlış anlaşıldım ama ya. Gerçekten öyle bir insan değilim. Öyle tanıtıyorsun. Nasıl geçti? Vermediler mi? Hayır, vermediler. Hiç vermediler mi? Hayır, hiç. Sen şey misin? Ne yaptın? Ne? Ay, ne hediyeni oldu? Kim verdi sana Berke bizzat? Berke verdi. Berke verdi değil mi? Okey. Şimdi Murat, ama sen şey, onu Ozan, sen kendin bana Ozan verdi. Hazırlamış. Ozan hazırlamış. Şöyle dedi. Sen ver istersen dedi Ozan. Ha, tamam. Benim hediyemi yani bana niye Mert vermedi? Belki sonradan karar vermiş olabilir. Evet. Ne oldu? Bir şey söyleyeceğim. Ne oldu? Anlat. Berke ya. Ay, düşüneceğim. Ne yazıyor? Sürekli böyle ver. Tam beni anlatıyor, ben okeyim. Ben ne desem işte beni anlatıyor, ben böyleyim. Beni de gülme alıyor. Sonra şey sordu, Oğuz çok gülüyor bu arada. Oğuz neye gülüyorsun dedi Öykü Hanım da. Berke'ye gülüyorum falan filan. Sonra yaş senin için sorun mu peki dedi, Oğuz sordu onu. Nerede? Yaş senin için sorun mu dedi. Ben de dedim ki yani sorundu. Ama artık değil. Artık dedim Berke'yi bir şey diyemiyorum. Kadar, hani evet. Olgunluğa bakıyorum aslında dedim hani. Kimisi var 35 yaşında ama çocuk akıllı. Kimisi var dedim 25-26 ama 35'e taş çıkartır falan dedim. Ben dün sana mı sormuştum yabancı uyruklu? Evet. Evet. Değişik bir yüz attı. Sadece anneannem Arnavut göçmeni ama anneannem benim babam Elazığlı yani. Nasıl bir yabancılık? Olsun. Neyse, bu arada 10 saniyemiz kaldı, hızlı hızlı alalım. En azından bir ortak noktamız var. Benim de anneannem Arnavut göçmeni. Oradan yakalı. Bir yerden yakalı diyor. Yan yana görmek ister misin kendini? Hanımefendi isterse tabii. Tabii ki rıza gerekiyor. Ben istemiyorum. Tabii saygı duyarım, sıkıntı yok benim için. Peki. Senin söylemek istediğin bir şey var mı? Yani senin yüzünden hiç öyle düşünme ya. Bence öyle bir durum olmadı yani düşündüğüm. Ne olmuş? Biz benim hemen hemen kendi sürem doldu gibi geldi. Süre bitti ama kendini ifade etmek istediğin, düzeltmek istediğin bir şey varsa o süreyi veririm sana. Çok yanlış anlaşıldım orada. Yok yok, hiç yanlış anlamadık bu arada. Söyle, anlat. Size dediniz yok mantıkmışım. Yani sadece aşk değil. Bana samimi gelmiyor. Yok, bakıyorum boş, uzağa görmüyorum bu arada.
Hani çok sadece aşk desem bu da size mantıklı gelmez zaten. İkisi de beraberinde insanlar tanışıp artık yani böyle ciddi izah bir şeye olay buydu adım atıyor. Bence. Yo yo ben hiç kötü anlamadım seni bu arada. Benim çevremde çok aşık olup... Hayır, yanım dedi ki selam bile vermez dedi. Ama öyle bir şey için soruyor. Hayır sen... Falan, hani ikisi ama birden sen kendini bize ifade etmedin. Şey şundan dolayı soruyorum. Kendine. Benim yani çok aşık yerine, olup evet, maddi durumda olur deseydin. Bak Oğuzhan bir şey söyledi. Soruyu şöyle söyleseydin. Yani öyle bir cevap vermek yerine işte ikisinden de olur deseydin. Kapatsaydın hiç böyle düşünmezdik mesela. Sen ama cevap vermemeyi tercih ettin şu. Biraz ya o bize onu düşündü. Sonradan düzelttin. Şey ama ben şundan bahsediyorum. Çok aşık olup maddi durumu kötü olmasına rağmen evlenen arkadaşlarım var. Mesela hı-hı, sen böyle bir insan mısın? Bunu yapar mısın? Bunu sordum sadece. Ya tabii ki böyle gelecek vaat ediyorsa, bir aile kurmaya elverişliyse. Çünkü biz kadınlar çocuk yapıyoruz artık birinden yani. Evet. Hani kendi çocuğumun da güçlü olmasını isterim. Kesinlikle, en azından o zekaya gibi sahip birinden çocuk sahibi olmak isterim. Evet. Hani bu benim için olay. Doğru. Aynen. Bu kadar basit yani. Başka ortalığı şey yok tertemiz da yaptın şu an. Öykü Hanım biraz çok iyi anladım. Keyfini de yerine mi getirsek? Hadi bakalım. Bir hediye hazırlamıştım da bütün kızlar için. Evet bak, evet bak. Yok ben daha sonra soracağım. Şöyle daha bir... Ne? Bütün kızlara işte hediye. Aç bakalım. Beğendin okay mi? Bize de okursan çok seviniriz aynı. Bir yakından bir arkadaş yardım edelim. Bravo tamam, be fişek tamam ya. Fişek be be. Oha. Benim çekmenlik gerçekten. Işınlandı. Oha. Hayatta çok yüksekten ve... Abi bu ne ya? Ne yazdınız? Sen hazırlamışsın. Va ve başarı her zaman yanında olsun. Ver bakayım. Hayatta yüksekten enerji mi? Sen kendi yazılı okusana. Devrik cümle mi? Devrik cümle mi kurmuşuz kendimizi? Ya kelime eksik ya bir şey. Oku bakayım. Hayatta yüksekten uç ve başarı her zaman yanında olsun. Zaten. Verebilirim istersen. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bu da hediyemiz. Güzel. Beğendin mi? Evet çok beğendim. Harika. Çok tatlı. Olur o zaman. Ben çok İçin rahat mı? Kendini doğru ifade ettiğini düşünüyor musun? Yani bence akıllıysanız anlamışsınızdır. Ben anladım seni. Gerizekalı değilsiniz. Senin de daha iyi ifade etmen için 3-4 kere ben de sordum ben bu arada. Ben de devamlı kendimi açıkladığımı düşünüyorum. Kesinlikle. Her şey temizlendi yani. Sıfır. Aklı başında mantıklı düşünebilen adaylarımız evet, var. Evet evet kesinlikle. Markamdan çok şey yapmayayım ben. Belli olmaz. Bakalım ne diyecekler. Ben gidiyorum. Bile görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz. Dikkat et. Beyaz çok yakışmış bu arada sana. Evet, biri bana beyaz çok yakışmış dedi ama ben sonra duymadım. Sen mi bildin o? Evet. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bir yan yana görseydik. Ne görmedik hakikaten ya? Biz öyle bir şey unuttuk ya. Bak, Batuhan'la yan yana görseydik diyor. Batla. Evet, sen sormayacağım dedin ama. Ama çok üstüme geldin. Bu mutluluk ya. Böyle bir üstüme geldik. Yani herkese yürüyormuş gibi. Aynur'un üstüne gittik seninle. Ne alakası var? Sanki bir şey söyleyeceğim. Tanımak istediğin herkesi tanıyabilirsin ki. Yani kimse buna karışamaz. Herkese girişken olan sen şimdi yok oldun. Ben mi? Suç bizde mi? Aynur'la biraz hani senin bir bağlantı vardı ya. Hani, bir de Berke. Ben şaşırdım açıkçası Öykü Hanım. Sen neden bütün kadınların huyuna gidiyorsun? Kanka saygısızlık yapmak istemiyorum. Abi, bak, bence yanlış yapıyorsun. Bırak yanlışlarını görelim ama neden düzeltmeyeceksin? Ama ben soruyorum. Oradan siz yakalayabilirsiniz kanka, bence. Yapıyorsun ben soruyorum. Onu kötü hissetmesini bırak yanlış yapsın. Bak ben de yanlış yaptım. Dün kadınlar böyle hepsi böyle hurra yaptılar bana. Kanka bilmiyorum. Bana kötü davranmadı hiçbiri. Ben de o yüzden kanka, kötü davranmadım. Kanka kimseye kötü davranmadık birader de yani bilmiyorum. Bence düzeltmelisin. Kanka o zaman sen sorduğun zaman o şekilde cevap alırsın. Ben soruyorum. Bence her şeyi yani düzeltmen ne bileyim çok ben şey gelmedi. Bırak yanlış olsun anladın mı? Kendi yapsın yani. Hayır. Saygı duyuyorum. Şöyle bir de hani bilmiyorum onlar, ben onlar da bizi düzeltmedi. Dün kimse beni düzeltmedi yani Öykü Hanım siz gördünüz. Ya bana çok tatlı davrandılar kanka. Keşke bir Berke gibi bir arkadaş olsaydı da hani bence yanlış anladınız deseydi ve 3-4 kere yanlışımı düzeltmeye çalışsaydı keşke. Ya ben çok zorlanan bir insan gördüğüm zaman onun zorlanmasını bence, azaltmak için bilmiyorum çaba gösteriyor. Berke biraz aslında ilişkisinde de duygusallığının dışında arkadaş ilişkilerinde de böyle sanırım. Evet evet. Ben bırak de o izlenimi biraz aldım. Biraz kendisini ifade edemediğini düşündü. Üzüldü modu düştü. Yükseltmek adına böyle destek bir destek olmaya çalıştım. Tekrar sordum şey yaptım.
Ben zorlanan bir insana kim olursa olsun yardım ederim yani. Bilmiyorum kanka. Soru sordum, onu zorladığımı düşündüm. O yüzden kolaylaştırmaya çalıştım. Anladım, şimdi. Anladım. Eyvallah. Peki sen ne açıdan bunun böyle yapmamız gerektiğini? Burası bir yarışma sonuç olarak, anladınız mı? Biz doğrularımızla ya da yanlışlarımızla eleneceğiz. Veya ilişkiler kuracağız veya arkadaşlıklar edineceğiz. Ben şahsen Berke'yi çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Burası hani sadece yok. Bence benim lügatıma evet, göre yanlış yapıyor. Benim lügatıma göre, çünkü dışarıda yaşadığımız bir hayat değil. Biz tabii ki çıkınca görüşürüz. Mesela kesinlikle ben çıkıyorum öyle, kanka diyorum, fön makinanı getirdim tabii, falan. Tabii tabii kesinlikle burada öyle. Burada tartışabiliriz. Beni yanlış anlamanı istemiyorum. Ama şöyle bir şey var. Burası bir yarışma ve sizin dediğiniz gibi 100 gün var önümüzde. Dediğim gibi yanlışlarımızla, doğrularımızla, ne bileyim bazen küfürlerimizle, bazen tartışmalarımızla bunlarla birinci olacağız. Veya yarışmada bunlarla kalacağız. Evet. Veya bunlarla haftanın lideri, veya bunlarla eğleneceğiz. O yüzden bence kimsenin bir yanlışına kimsenin düzeltmesi gerekmiyor. Yani. Merhaba. Merhaba, hoş geldin. Çok güzelmiş burası. Hoş geldin Leyla. Hoş buldum benim. Murat, kenarları çıkma. Murat, nasıl? Hoş geldin. Hoş buldum. Merhaba. Sen de hoş geldin. Ay, çok heyecanlıyım. Herkes için öyle. Peki, süreyi başlatalım. Evet. Sen evet, sorabilirsin. Bu arada tam istediğin gibi. Hayır, kendini anlatsın. Bir şey söyleyeceğim. Murat'ın kendini çok sevdiği bir özellik vardı. Yemeğin süresi de kendini anlatsın. Leyla Kasapoğlu ben. 28-29'a geçtim. Azerbaycanlıyım. E-ticaret yapıyorum. Müzikle ilgileniyorum. Çok heyecanlıyım. Müzikle söyle neyle, ne yaptığını. Türkçe rap pop karışık bir şeyler yapıyoruz. Aa, evet, harika. Bakalım. Güzel. Teşekkür ederim. Onun dışında çok eğlenceliyim, çok sinirliyim. Yani çok fazla sinirlenmemem lazım. Soru da her şeyde sinirlenebilirim misin? Yani. Soru alalım mı? Evet. Hadi bakalım. Bir erkekte ilk neye bakarsın? İlk izin. Ama böyle seni sorunca şu an. İlk izlenimde şöyle, bir erkekte değil kendimde bakıyorum. Yani örnek veriyorum, hepinize ekrana verdiklerinde. İlk gördüğümde beni heyecanlandıran kişi. Yani beni heyecanlandırmasını ararım kısaca. Seni heyecanlandıran şey nesi oldu? Bilmiyorum işte yani. Herhangi mesela bir şey olabilir. Murat, hani... İlk görüş mü mesela seni evet, heyecanlandıran ilk, şey? Evet, çok önemli. Seni heyecanlandıran ne heyecanlandırdı Murat? Bilmiyorum Erke Hanım, orada geldi. Onu bulacağız. Aa, senin derdin ne bu bakalım, Murat beni niye heyecanlandırır? Onu bulmaya evet, gelmişsin. Bilmiyorum şu detaycı an. Birisin galiba. Evet. Onu aldım senden ben biraz. Evet. Şu an netim yani, ne istediğimi biliyorum. Boyun kaç bu arada? Hadi bir yan yana gelin. Evet, 60 boy. Bayağı netim diyor yani. Uygun mu senin için? Tabii. Önce bir izin alalım Öykü Hanım. Netim diyor. Bravo canım. Kibar. Şöyle Öykü Hanım'a doğru. Hayır hayır, bana değil seyirciye. Ben sadece merak ettim. Gördüm şu anda sizi. Çok güzel kokuyorsun. Teşekkür ederim. Onu söyleyecektim bu arada. Koku önemli. Murat merdivenden gelirken parfüm kokması gerekiyor bir kadının bana demişti. Şimdi gelirken gerçekten geldi. Durdular. Güzel oldu bence evet, de. Tam ya, güzel durdular şu an harbiden. Ben bu konuyla ilgili çok güzel bir yorum yapmıştım arka bahçede. Aynı karakterler bazen birbirini de çekebilir. Evet. Şu an çok net gömlekler geçiyor. Siyah falan bayağı uyumlu. Sanki yani, böyle dünden konuşmuş gibi. Olarak biraz çok öyle olmuş şu anda. Yakından daha iyisin bu arada. Teşekkür ederim. Bravo. Çabilirsin tabii. Heyecanlı mı yaşıyorsun? Evet. Umarım iltifat etmek için iltifat etmiyordur ama samimiyetini gözünde gördüm o yüzden. Ben neysem uyum onu söylerim. Zaten yakından tanırsan anlarsın. Aynur. Merhaba, nasıl geçti? Bana hep paradan giriyor bunlar. Nasıl yok yani? Aşkım senin kocan. Senin sevgilin koca. Pardon. Sevgili de değil. Sevgili değil yani, ya bu arada. Yani tamam. Aşkım param de. Ben de donum kaldım yani soruda. Bana iki tane soru sordular sadece. O soruda tıkandım çünkü sonra kendimi ifade etmek zorunda kaldım falan. Ondan sonra biz toparladık dediler. Öyle. Aşk paramı ya ne dedin? İkisi de dedin. Yani ben dedim ki aşk diyen sadece aşk diyen dedim. Yalan söylüyordur zaten dedim. Hani ikisinde olması gerekiyor dedim. Bu aralar Şam senden yana bir gülüşün yeter. Ding. Ya o kadarı sen geç de. Niye geç oğlum? Ne alakası var? Aslında istediğimi söylerim, sana mı soracağım kanka? Nasıl konuşuyorsun lan sen benimle öyle? Bak bir daha ben konuşurken benim böyle sözümü kesme, tamam mı?
Seninle evet, muhatap olmak istemiyorum şu anda. Konuşma zaten, konuşamazsın da zaten. Aynen, bak konuşamayan belli şu anda. Sevmek zorunda. Travmam var diyor zaten. Arkadaşlar benim o zaman travmalara da saygım yok. Hayvan sevmeyen insan da sevmez. Sabah yaptığı birkaç teknik analiz beni yakaladı. Kadınlarda zekaya çok önem veriyor. Tip desen var, fizik desen var. Bakımı zaten buram buram. Enerji zaten tavan. Tabii ki de. Hepinizi inceledim kızlar. Birinin burnu çok havada. Ve dikkat etsin, içindeki ego balonu patlayacak. Çok küçük bir şey söyleyebilir miyim Murat, fikrini söylemeden önce? Bu arada benim hoşuma gider. Birisi bana iltifat ettiği zaman yanımdaki erkeğin, tabii ki de öyle. Hani sonuçta karışmaz. Benim yanımda ve evet yani. Sağ ol. Herkes iltifat edebilir bu arada. Ben şöyle düşünüyorum. Herkes iltifat edebilir. Böyle atmak evet, istiyorsan. Evet, evet. Ona zor yazdı, söyleyeyim. Yardımcı yani. Oluyor. Hayır, kendine evet, güvenen bir erkek burada. Onu söyleyecektim zaten. Hem o herkes... hem de karşısındakinin yani nasıl tepki verdiği mi önemli aslında. Kesinlikle İltifat. Yani onu söyleyecektim zaten. Burada önemli olan Leyla'nın tavrı zaten benim için. Yoksa burada herkes iltifat edebilir Leyla'ya. Önemli olan Leyla'nın ne hissettiği ve ben bu hissettiği şeyi alıyorsam ondan. Zaten ben de ona verebilirim bu arada. Ki ondan güzel bir enerji de aldım. Alıyorsan zaten alıyor musun? Kesinlikle. Zaten ben arkadaşlara söylemiştim özellikle Batsa. Gerçi genel olarak da söyledim. Sana niye Bats diyor? Bat değil mi? Bats da... Sev var mıydı? Yok Bats. Daha çoğul herhalde. Var da ben o yüzden ben de Bats. Biz mi yanlış biliyoruz? O sonundaki sene tam tamamlayıcı bence. Evet, Bats yarım kalmış. Leyla'da şöyle bir şey var. Bende bonusları oldu ne gibi? Mesela o enerjisini mesela işte kadınlar evinde aldım. Biz erkekler evine de mesela yansıttı. Ve benim de öyle bir yapım karakterim var. Ben biraz daha enerjik, deli doluyum hani böyle. Hı hı. Hani oradan bir ortak bir bağlantıyı kurdum. Evet. Ben zaten karşımdaki insanı çok Öykü'nü analiz ediyorum böyle. İnsanı tanımaya çalışıyorum. Tamam uzatma, süre bitti. Öykü Hanım ben de bir şey söylemek istiyorum. Gerçekten ben Öykü yani. Hanım gitmeden önce bir şey söylemek istiyorum ben de. Bir soru sormak istiyorum kendisine. Hayır, sen herkes sen soru soruyorsun ya. Ama çok önemliydi. Ama Berke sorsun canım, Berke. Bir şey söyleyeceğim. Önemli bir şey merak ettim. İlişkide yönetilmekten mi hoşlanırsın, yöneten kişi olmaktan mı hoşlanırsın? Çok önemli. Yönetilmeyi de sevmem. Nasıl? Yönetmeyi de yönetilmeyi de sevmem. Ne olacak? Çünkü robot onu çok seviyor. Yönetilmeyi insanı... seven bir erkek. Yani. Hayır ama şey ben biraz dengesiz bir insanım. Kendi evet, dünyamda yani etrafıma ya da çevreye karşı değil. Kendi dünyamda dengesim o. Dengeyi sağlayacak birisi olması lazım evet, yanımda. Buna siz yönetmek dersiniz. Ben teşekkür denge ediyoruz Leyla'cığım. Evet. Son soru. Çok kıskanç mısın? Hediyem var. Efendim? Kıskanç mısın? Dozunda. Evet yani. Haydi. Çok rahat sen sordun, Bat'a da haksızlık olur. Sor. Ya, son soru. Rap yapıyorum dedin. Söylüyor musun, yazıyor musun? Azerice mi, Türkçe mi? Söylemek ister misin bir şeyler? Hayır. Ben detaylı anlatırım sonra. Bana söylersin belki. Murat bağlantı yakaladılar. Yani. İyi bir dinleyiciyim ben bu arada. Peki Murat, biz sakin Murat. Murat hediye. Ben mi vereyim? Aynen. Vermek ister misin? Tabii ki de. İstiyorsan ver tabii. Düşün. Evet buna dikkat edecektim özellikle. Boyum olsa da bir 50. Bence ben en güzelini seçtiğimi düşünüyorum. O da senden aldığım enerjiyle alakalı. Sen verdiğin şuna... için hepsi güzeldir. Teşekkür ederim. Allah açmakta yardımcı olayım ben sana. Evet. İlk haftadan herkes bir eş bulduk. Çok kritik. Yalnız bu düğünlenmiş mi? Türkiye buna hazır değil ya. Kavgalardan şu ilişki yavşamaya fırsat geldi. Bir şey olmadı değil mi? Tabii ben de biraz açamadığım zaman. Düştü öyle. Olabilir. Kör değil. Murat elim titriyor. Sen oku istersen. Heyecanlandım. Gayet güzel. Gerçekten. Bunun için varız. Heyecanlandım. Normalde kolay kolay heyecan yapmamışsın. İstekli bir kalp için hiçbir şey imkansız değildi. Hayda. Bunu da sana vereyim. Teşekkür ederim. Bunu ben verdiğim için saklı olur mu? Olur tabii özel ki. Ya hediyeyi alan Ozan sen niye ben verdim? Hepsi Ozan çok Ölken teşekkür ederim. Ederim. Çok ince düşüncelisin. Ben verdim sen ama. Sen kabul ediyorsun ya. Ozan'a teşekkür ederim. Ama ben verdim benim için sakla diyor yani. Hayır genel olarak manevi şeylere dikkat ederim. Al. Severim, saklarım. Tanışma yoluna girersek eğer kadınımı mutlu ederim ben. Hayır onun için söylemedim. Neyse. Ben gideyim bari ne olur. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Görüşürüz. Mutlu mu gidiyorsun? Ay çok yaşandı. Kızımı kesmeyin. Çok iyi. Bir şey söyleyeceğim Öykü Hanım.
Görüşürüz. Çok tatlı. Çok enerjik değil mi? Yani ben öyle hissettim şahsen. Şey ya zaten kanka. Çok seviyor kendini ifade etmeyi, çok da güzel ifade ediyor. Evet. Kesinlikle o konu. Ya bu benim için çok önemli bir şey. Sende de var işte. Evet. O yüzden ben bu kadar yakıştırdım size. Ben çok güzel enerjim. Yorumlara da çok 48 güzel. 48 saat konuşabilirsiniz. Evet evet ya. Empati yeteneği yüksek. 72 saat olmuş. Evet. Çok güzel durdunuz. Her iki taraftan meselelere bakabiliyor. Çok güzel enerji aldım gerçekten. Evet, evet. Dedim yani bonuslar toplandı. Şu an bonus gerçekten top seviyeye yavaş yavaş çıkmaya başladı bende. O enerjiyi aldım onunla. Ya ben kolay kolay herkese yakıştırmam ama senle gerçekten evet. Güzel oldu ben ya. Ya. Esmer ya. Evet. Tam oldunuz siz. Çok teşekkür ederim. Murat esmersiniz ya bro. Değişim bir de yok mu var? Esmerlik yani. Üstündeki belki ziyafetlerden. Enerjinizi de aldım bravo bro yani çok beğendim. Leyla sen mi demiştin Görkem? Yok Leyla Batuhan'a sanırım. Batuhan. Biri daha vardı Leyla ile ilgili ya. Onur beğendim. Ben söyle ben çok beğendim. Ben açık açık bir şipi olmasaydı ben yazardım ya. Ben alırdım ama. Yok ben, bak ben söylüyorum bak olmasaydı. Ben dedim sana olmazsa yazarım ama var şipi benim karakterim lügatıma karşı. Ama daha başlamamış olmaz bir şey kanka. Tabii ki de başlamamış saçmalama ama. Saçmalama canım ne başlamadı görmüyor musun? Ne haberler nasılsın? Tabii evet. Hayır canım. Şey daha şu an başlayacak bir şey yok ama benim şu an. Sevgili olmaları anlamına gelmiyor. Burası tabii canım. Sonuç olarak bir yakıştırma. Ben bu yakıştırmayı araya giderek. Kadının cevabı önemli. Çok affedersiniz. Kadının odağı bir yere gelmiş durmuş. Tamam bak bir saniye. O sadece yakıştırma. Eğer aralarında bir sevgili bir şeyler paylaşmışlarsa okey. Bak şimdi. Ben nasıl bozacağım seni biliyor musun sen? Ama arada iletişim var. O zaman Bat şöyle yaptı tamam mı? Neden o zaman karıştın? Hadi. Hadi neden bakma dedin o zaman? Madem bir şey... Baktığın yetmez mi dedim? Fazla bakma dedim. Fazla bakma. Fazla bakma dedim. Tamam bu da öyle aynı şey değil mi arkadaşlar? Kesinlikle aynı hayır değil bence. Hayır abi. Aynı şey değil. Sonuç olarak şiple ben bunu hissettim. Bana enerjisi bu geçti. Ya diyor ki ben de eğer Leyla ile ilgili böyle bir tavra girmiş olsaydım oradan o tavır gelebilirdi diyor. Ben de yani sınırlar belli oluyor aslında. Her ne kadar aynen. Sınır yokmuş gibi anladın görünse mı? De değil mi? Böyle bir şey var yani. Abi ben şimdi gidip mesela bir şeyler Buse'ye yazıldığımı veya ne bileyim Deniz'e yazıldığımı bana abi lügatıma ters anladın mı? Ben de yapmam kanka. Ya ayrılır olur biter başka bir şey o zaman başka şey söyleyeceğim. Ama. Şimdi kendinizi hafızanıza böyle yazmayın yani sınırlamayın. Suya yazılıyor bu. Aynen. Yani öyle... Suya yazılıyor öyle. Orhun ama yazıtları değil yani taşa öyle, yazdık da böyle yüzyıllarca tabii. Kalacak bir şey hani ben değil. Ya, onun gözüne hani bugün var işte, yarın yok olmayabilir. Ama öyle işte ama dediğim şeyi siz herhalde yakalayamadınız Öykü Hanım. Ben ya da daha iyi anlatamadım affedersiniz. Dediğim şey şu. Birlikte olurlar birlikte olurken veya onlar böyle şipken... Hani ben herhangi iltifat ederim okey ama ona bir adım atmam. Ya mantıklı hissedersem de tamam. Hissedersem de geri dururum. Tamam. Anladınız mı? Hani ona belli peki, etmem. Peki ilişki bitti. Bitti o zaman okey. Yani ha, tamam. Çok bir şeyler yoksa aralarında hala bir elektriklenme zorlanmadıysalar. O zaman kötü tamam değil mi ama bence bir ilişki yaşandıktan sonra ben buyum o yaşamış yani dostum dediğimde. Yaşanmamış ama. Yaşanmadan önce ama burada bence... Ama dostum burası bitti, bir yarışma. Ben sana bir yarışma olabiliyor. Ben neden kendimi kim... Ya ben anlatamıyorum ya tamam, ben anlatamıyorum. Yarışmanın formatında da, yarışmanın formatında da bu yok. Mesela kırmızı odaya ben senin atıyorum yapmam buna karşı tamam, ama bir saniye, o zaman... sevgilini çağırabilirim. Tamam, formatı bu ama dostum, bunu yapmam. Evet, ben de bunu ama söylüyorum. Ama ilişkiye mesela, başlarken çağırabilirim ben mesela. Ben yine örnek vereceğim. Ben herhangi şifre... Mesela Yeliz'de çağırabilirim kırmızı odaya ama beni yanlış anlamasını istemem anladın mı? Aralarında bir şey yok mesela. Şu bitti, an şu an çağırabilirim. Hani evet, tam daha yakından tanımak isterim. Ama onu adım atmam. Anlatmak istediğim bu anladınız mı? Saygılı davranın. Hoştandı. Saygı gösterin. Değil mi? Ya, o zaman anladı beni. Yani. Bu kadar basit diye aslında anlatmak istedim. Çok basit. Neden bu kadar anlamadınız hayır, arkadaşlar? Hayır anlıyoruz ama şimdi tutarlı değil. Tutarlı değil bir yer. Bazen tutarlı değil. Niye tutarlı değil? Çünkü yani kırmızı odaya çağırırım diyorsun. Adım atma. Ama adım atma. Tanırım. Kırmızı oda adım değil mi senin açından diye benim için adım gerekir. Değil. Merhaba. Hoş geldin. Hoş geldin Hasret. Hoş bulduk. İyiyim. Sizler nasılsınız? İyi. Ne habersiniz? Aldın mı haberleri gelenlerin? Tabii. Yüzler gülüyor galiba değil mi? Haberler güzel. Hazır mısın? Yani şu an bir an buraya gelince bir heyecanlandım aslında artık. Alışmış olmamız lazım birbirimize. Dün onlar geldi, bugün biz geliyoruz da. Kendini nasıl rahat ifade ediyorsan öyle konuş. Yabancı kelime kullanmak istiyorsan kullan. Hiç lütfen rahat ol, tamam mı? Tamam. O zaman süreni başlatıyorum. Önce sen kendini anlatıyorsun. Başlasın bakalım. Tamam. Hasret ben, 31 yaşındayım. Almanya doğumluyum. İstanbul'da yaşıyorum. Estetisyenim, Oğlak Burcu'yum.
1.74 boyundayım. Bu kadar. Profesyonel boksçuyum. Hı. Spor yapıyorum. Evet. Şu son bir yarım sene, 8 aydır beri bıraktım ama tekrar başlayacağım inşallah. Karadenizliyim. Selanik göçmeniyim. Biz de Selanik göçmeniyiz. Sormak istediklerinde sorular alalım. Hadi bakalım. Güzel. Evet, ben bir soru soracağım. Tabii ki. Yönetmeyi mi yoksa yönetilmeyi mi seversin ilişkilerinde? Daha çok hangi tarafsın? Yani erkeğine... Anladın değil mi soruyu? Evet, anladım. Ha. Şey, yönetilmeyi severim tabii ki de. Yönetilmeyi seviyorsun. Evet, ama o yönetecek kişi yani biraz ağır basması lazım. Anladım. Çünkü ben... Anladım. Bir şey sormak istiyorum. Evlendiğin erkekle onun istediği yerde yaşar mısın? Bir şehir ya da bir ülke. Eğer çok seversem yaşarım. Evet. Yaş senin için önemli mi? Danke schön. Bitte. Yaş benim için önemli mi? Yani... Ya da ne kadar bir yaş farkı olmalı? Fazla bir yaş farkı olmadığı sürece eğer kafa yapım uyuşuyorsa... Yaş önemli değil diyorsun yani. Fazla evet. Kaç anladım. Yaşa kadar mesela? En fazla veya en az. Ya bunu böyle söyleyemeyeceğim çünkü konuşmadan bence bir şey söyleyemem. Evet, öyle mi? Bence hani yaş öyle. Çok kişiye göre değişir. Evet. Yani sonuçta... Bir rakam aslında bir rakam, baktığımda ama olgunluğu... Yaşta değil, baştadır. Evet, yani. %100 katılıyorum sana. Bu arada hiç 31 yaşında, 30 yaş üstü hiç durmuyorsun. Bu arada evet, gerçekten evet, göstermiyorsun. Çok güzel bir kadınsın yani, öyle söyleyeyim. Teşekkür ederim. Seni çok kızdırırsa döver misin onu? Yani benim bir niyetim var galiba da başına gelecek. Eski sevgilinin burnunu kırmışlığım var. Ciddi misin? Evet. Evet, kırdım. Yaptım öyle bir şey. Evet, gerçekten yaptım. Arkadaşlar. Artık beni o kadar raddeden çıkarınca yani yapacak bir şey yok. Bir tane geçiyorum. Hayır. Tamam, bize müsaade o zaman. O zaman müsaade sizin genç. Bu arada öyle şiddetli bir insan değilimdir. Çok narinimdir. Çok hani sevecenimdir. Öyle bir... Narin mi? Bence hiç narin durmuyorsunuz ama. Hayır ama gerçekten kavgaya karşıyım ama... Böyle zorda bir şey gerekiyorsa da yaparım. Hı? Zorda kalırsam diyorsun. Evet, yaparım. Ya bir yerden sonra refleks oluyor ya zaten. Gözleriniz renkli mi sizin? Evet. Ne renk? Göremiyorum şeyden. Sen de yakından bak. Şey mi? Mavi mi? Mavi galiba. Mavi evet, değil mi? Ela mavi. Olur bir yakınız. Gördüm. Yeterli benim için. Son bir şey sormak istiyorum. Sen biraz dedik birisini mi istiyorsun? Karşındaki bir insani böyle sana sözünü geçirebilecek. Yönetilmek istediğini söydi ya. İşte ha, ben onu kaçırdım. Oraya denk geliyor. Evet, yani dediğim dedik değil de. Yani biraz daha dobra. Ağır. Dobra, evet. Hani daha işte... Sen hasne sonuçta dominant, biraz evet. Dominantsın galiba. Ben baskınsın. Öyle gözüküyorum. Ha işte. Evet, öyle gözüküyorum. Benden doğru. Daha fazla ifade bu. Yani öyle misin, değil misin? Öyle gözüküyorum, öyle değilim aslında. Değilsin. Değilim. Peki. Ama yine de yönetilmeyi isterim yani. Çünkü genelde... Yöneten. Hayır, ben asla öyle bir ilişkiye girmem. Ben yönetiyorsam o ilişkiyi niye sürdüreyim? Niye kendime bir bağ daha kurayım? Yani bazı erkekler yönetilmek ister, yönetmekten asla onlardan değil, onlarla uğraşamam yani. Ama yani zekasıyla yeterince bence yönetebileceğini düşünüyorum. Güzel. Bir ilişkide de zaten kesinlikle erkek daha baskın olmalı bence. Peki. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Hediyesi var. Evet. Rica ederim. Her zaman. Tüh, ben de diyecektim ki hepsini alacağım herhalde. Fiziğiniz de çok güzelmiş bu arada. Teşekkür ederim. Aslında sen Oğuzhan'a oy vermiş miydin? Evet. Değil mi? Oğuzhan'a oy verdim. Oğuzhan Çengel yazdı. Peki neden açık oylamada vermedin? Niye açık oylamada vermedim? Bu arada ben çok dürüst bir insanım. Hiçbir şekilde de inkar falan edemeyeceğim. Senin kazanamayacağını bildiğim için Buse ile de Berke... yüzünden biz konuştuğumuz için kızlarla o esnada evet, Berke'ye verdik. Çok güzel. Düşündüğümüz şeyler olmuş ya. Biz hani o evde Buse'nin daha çok böyle... Ya Buse'nin değil hani genelde kızlarla konuştuk. Ben dedim ki öyle daha makbuldür. Biz de öyle kararlaştırdık. Sen Berke'ye oy vermiştin değil mi? Kime? Açık oylamada. Evet, Berke'ye oy vermiştim. Teşekkür ederim. Çünkü onun dediğim gibi o ağır basacaktı. Biz de dedik hadi Buse'ye... Peki şey aç bakalım mesajını okuyalım. Ha doğru mesajımız var değil mi? Pratik kadın ya işte. Ne mi kötü yazmış? Bu aralar şan senden yana bir gülüşün yeter. Ding. Çok iyi. Okey miyiz gençler? Teşekkürler. Tamam görüşmek artık evime gitmek istiyorum. Çok sıcak burası. Görüşmek üzere. Bye bye. Görüşürüz. Görüşürüz.
Kızlara bir şey söyleyeyim mi acaba? Selam söyle. Var mı mesaj? Tabii ki var. Tam söyle o zaman. Eksik kal. Dilara'ya selam söyle. Eksik kal ya. Benden de Eliz'e selam söyler misin? Tabii. Rümeysa'ya selam. Rümeysa'ya. Benden de söyler misin Rümeysa'ya? Oğuzhan'dan da Rümeysa'ya selam var. Oğuzhan'dan Rümeysa'ya selam var. Dur şimdi karıştırdım. Oğuzhan ve Oğuzhan'dan selam var desen ya sadece. Bir de? Bir de Ozan. Oğuz'dan Dilara. Ben başka bir şey söylemek istiyorum ama gider mi acaba? İlk benim ilettiğimi söylersen sevinirim. Tamam. İlk Ozan sen benim ilettiğimi olsun. Söylersen daha iyi. Ben şunu söylemek istiyorum ama. Ekranlarda çıkar ya. Bunu duymadın mısın? Buse'ye şey der misin? Pembenin en güzel hali olduğunu. Ya o kadarı sen geç de. Niye geç oğlum? Ne alakası var? Nasıl ne alakası var? Nasıl alakası? İstediğimi söylerim sana mı soracağım kanka? Nasıl konuşuyorsun lan sen? Sakin sakin. Nasıl konuşuyorsun lan? Nasıl konuşuyorsun? İstediğimi söylerim sana mı soracağım? Ya her şeye böyle dahil oluyorsun. Tamam istediğimi yaparım. Ya. Bak Öykü Hanım var burada o karışıyor. Sen yapamazsın bunu. Ben güzel bir şey söyledim. Tamam güzel bir şey söylemeye çalışıyorsun. Beğendiğim insana güzel bir laf söyledim. Sen niye karışıyorsun? Bak bir daha ben konuşurken benim böyle sözümü kesin. Senin tamam lafını ne zaman böldüm ben kardeşim? Ya ben böyle konuşuyorum. Girmeye çalışıyorsun hep sürekli. Seninle muhatap olmak istemiyorum şu anda. Konuşma zaten. Konuşamazsın da zaten. Aynen bak konuşamayan belli şu anda. Sen konuşamıyorsun. Aynen bence. Kanka. Hadi gel konuş benimle. Şu an konuşuyorum kanka. Seninle konuşacağım daha fazla bir şey yok. Çok korkuyorum senden. Çok korkuyorum kanka senden. Aynen. Sakin olun. Misafiriniz var. Ama benden ayıp oluyor. Dilara'ya selam söylüyorum. Ama ayıp oluyor. Özür dileriz. En azından kendim için. Tamam. Çok özür dileriz. Murat, Leyla'ya ne söyleyeyim? Selam iletebiliriz. Tamam. Ozan, Oğuzhan, Mert, Oğuz. Unutmadım seni. Oğuz Dilara. Funny boy. Evet, evet. Smile face. Hadi görüşürüz. Bye bye. Bye bye. Biraz sıkıntı oldu ya. Yalnız hiç konuşmuyor dedik. Baya baya. Açıldı yavaş yavaş. Konuşmayanlar daha çok oluşuyor. Güzel. Evet. Hasret çok eğlenceli bir kadın. Evet evet. Belli. Yani açılması lazım sadece. İnşallah kendini ifade edecek vakti bulur. Acaba hangisini selam ilke iletecek? O kadar merak ediyorum. Bence açsanıza doğru söyleyecek biliyor musun? Unutacak hepsini. Evet, unutmayacak ama Öykü Hanım ben bir şey söylemek istiyorum. Efendim? Ben burada gelen yarışmacılara soru sormam yasak mı? İstediğim her soruyu soramaz mıyım? Sorabilirsin. İzin verdiğiniz kadar da soru soramaz mıyım? Hayır, soru süresince yani isterse tek kişi aynı kişi evet, sorsun. Evet, ben de öyle düşünüyorum. Böyle bir şey yok ama yani. Teşekkür ederim bu cevabı aldığım için. Bir sıkıntı mı var? Yok, bir sıkıntı yok. Herhangi bir sıkıntı yok. Ya hani bir şey söyleyeceğim. Bir şey söylemek istiyorsan gidersin kendini zaten iletirsin. Uzun bir şeyse. Ben konuşurken bak araya girme. Tamam, ben konuşuyorum sonrasında sen tamam. Konuşabilirsin. Ben seni dinliyorum. Öykü Hanım herkes selam iletiyor. Ben de selam ileteceğim. Bana gelmesini bekliyorum sırasıyla vesaire. İşte bilmem ne. Ya uzatma. Selamını ilet geçsin bu kadar. Zaten eğer uzun bir şekilde bak ben hala konuşuyorum. Uzun bitmiyor bir şey kanka konuşmam be. Vallahi ben, bitmiyor ya. Bak ne kadar doldurmuşum. Tamam bitmiyor. Anladın tam doldurursan gel benim anladın yüzüme söyle. Şimdi uzun bir şey söylüyorsan bak uzun İstediğim bir şey. Selamı gönderirim bak, bu kadar uzun basit. Bir şey sana sıra gidersen söylersin. Bu kadar gidersin basit. Kendin söylersin. Tamam ben buradan göndermek istedim. Sana mı soracağım? Sen kendin sana mı soracağım kardeşim buradan? Ben bundan bana soracaksın. Sormuyorum. Bana soracaksın. Tekrar gelsin tekrar göndereceğim. Hadi bakalım. Görüşürüz. Tamam beyler uzatma. Hadi bakalım. Bakalım kardeşim. Saygısızlık yapma. Gerek yok bu kadar yükselmeyin ya. Herkese merhabalar. Merhaba. Hoş geldin. Hoş geldin. Ay heyecandan. Sıcak mı yoksa bana mı öyle geliyor? Sıcak, hepsi bir arada. Tamamdır. Merhabalar tekrardan merhaba. Herkese geldin, merhabalar Öykü. Ben Beyza Nur Ateş. Kendimi dur. Dur. Çok heyecanlıyım. Çok sağ ol. Çok sağ ol. İşte ben buraya bu heyecan için geldim. Süremizi alalım. Hemen başlatıyor muyuz ya? Bir iki dakika sonra başlatsak olmaz mıydı? Ne yapacaksın o iki dakikada? Ne söylemek istiyorsun? Ne bileyim muhabbet uzatırdık. Bakalım güzelse sonra uzatırız. Başlayalım. Tamamdır. Merhabalar ben Beyza Nur Ateş. 21 yaşındayım. Normalde sağlık bakım teknisyeniyim ama kendi işimi şu an yapmıyorum. Kız arkadaşlarımla bir güzellik merkezi açıyoruz. Kocaeli İzmit'te. Sonra böyle sorun. Ay. Neresin sen? Sivaslıyım ben. Burcun ne peki? Ha? Burcun. Terazi burcuyum. Terazi. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Şurandaki dövme biber mi? Evet, o anlamı kapya ne? Biber. Onun bir anlamı var. Şöyle, bu iyi dostluğu, samimiyeti ve sadakati böyle temiz dostluğu ifade ediyor. Bu normalde bunun üstünde böyle iki tane şeytan boynuzu yaptırmayı düşünüyorum. Bu
dövmeyi bir kız arkadaşımla beraber yaptırmıştım. Bana ihanet etti. Ben de hayattaki insanlara karşı güvenimi kazanmamak için bu dövmeyi kapattırmıyorum. Bütün dövmelerinin bir anlamı var mı? Yani evet, çoğunun bir anlamı var. Tek tek sormak istemiyoruz şimdi. Süremiz de kısıtlı, onu sonra sorarız da. Başka Ahmet mi yazıyor? Şurada mı? Tamam. Evet, Ahmet yazıyor. Şöyle, benim annem iki kere evlendi. Benim öz babamın adı da Ahmet. Benim manevi babam vardı, onun adı da Ahmet'ti. Geçen sene rahmetli babamı kaybettim. Manevi olan çok değer verdiğimi. Allah rahmet eylesin. Böyle bir olayından sonra adını yazdırmak istedim saygımdan. Yok, hiç problem peki, değil. Peki saçların sapsarı, kaşların simsiyah biri olarak benim saçlarım hakkında yani ne öyle şöyle, bir yorum yaptın? Senin aslında yanlış bir anlaşılma oldu artık. Konuşamıyorum da heyecandan, kusura bakma. Çok doğru. Ben aslında orada seni korumaya çalıştım, sen bana laf atsan da. Sen dedin ya, siz genelde esmer uzun boylu çocuklardan hoşlandığınız için diye. Ben de dedim ki aslında sen de esmersin. Sen bana dönüp işte sen de çakma sarışınsın deyince çok hoş olmadı aslında ama. Aslında Oğuzhan iltifat etmiş, sen onu görmüşsün. Evet, bayağı öyle oldu. Öyle söylemedin gibi hatırlıyorum. Ya belki yanlış hatırlıyor da olabilirim heyecandan şu an gerçekten. Peki ilişkilerinde güvensizlik yaşar mısın veyahut da kıskanç mısın aynı zamanda? Ya şöyle, ben bir insana kesinlikle %100 asla güvenilmesi gerektiğini düşünmüyorum. Her zaman küçük bir noktada bir pay bırakılmalı. Bu yüzden tabii ki de güvenimi en yüksek seviyede tutmak isterim ama yani bilmiyorum, güvenmeyi tabii ki de isterim ama kimseye tamamen de güvenemem. Evet, aldatıldın mı o yüzden mi? Yani herkes aldatılmıştır herhalde. Aldatılmayan var mı aramızda? Var, ben şahit olmadım. Eğer de şahit yaşandıysa. Ben aldatıldım. Ama yalan eğilir. O müziği çok açmasak gibi. Yaran var diyorsun. Muhittin abi kapat şarkı. Kapat o müziği. Saçlarını hep sarı mı kullanıyorsun, siyah da yapıyor musun? Yok, aslında ben yeni değiştirdim. 2 hafta falan oluyor. Normalde evet. Saçlarım bakırdı benim. Sonrasında böyle bir değişiklik olsun istedim kendime. Yapışmış, evet, ama. Teşekkür İyi ederim. İyi saçlarım var hala. Evet. Direnebilmiş en azından. Çok ani oldu. Hiç sağ olsun kuaförüm. Hayır, soru, sıkıntı da yaşamadım. Peki yönetmeyi mi yoksa yönetilmeyi mi seversin ilişkilerinde? Ben aslında şöyle bir değişiklik var. Ben bazı yerlerde yönetilmeyi seviyorum. Bazı alanlarda da yönetmeyi seviyorum. Ortadasın çünkü yani. Hani o hangi kısımda beni daha iyi yönetebilecekse o yönetsin. Evet. Benim eksik kaldığım kısımlarda, onun eksik yani. Kaldığı taraflarda anladım. Da ben onu yönetirim. Anladım. Bunu güzel. Beğendi gibi. Beğendim, evet. Ve şöyle bir şey var, galiba soy isimleri. Soy isimlerimiz uyuyor, evet. Soy isimlerimiz aynı. Aynen. Beyza Nur Ateş, Umut Ateş. Sormuştum geldiğinde de nereli olduğunu. Peki. Dedik ki bir akraba mıyız falan, evet, bilmişiz. Vermek ister misin bro? Onur, vermek ister misin? Yok. Yani. Yok, verebilirsiniz. Problem yok. O zaman bütün kadınlara, kızlarımıza hediyesi aynen. Var da. Tamam. Oradaki teşekkür ederim. Sevinirim. Tamamdır, hemen bakıyorum. O yüzden bize tekerlemeyi topluyorsun. Çok güzel istiyorsun. Siz İzmit'te mi iş yeri açıyorsunuz bu arada arkadaşlarınızla? Evet. Orada mı yaşıyorsun? Ya aslında bir ayağım İstanbul'da, bir ayağım Kocaeli'de. Benim de, ben Kocaeli'de okudum çünkü üniversiteyi. 2 sene yaşadım. Artı Sakarya'da da yaşıyorum, iş yerimiz de orada. İstanbul'da da yaşıyorum. Aynı benzer özellikler var yani. Aynen. Çok beklettim biliyorum, artık sana bir nefes kadar yakınım. Teşekkür ederim hediyeleriniz ve bu güzel notunuz için. Hadi bakalım inşallah. Bay bay, teşekkür ederiz çok. İyi günler. Teşekkürler. Ne denirse bilmiyorum. Bütün çok her şey birbirine girdi. Ben net bir adamım yani. Çok şaşmaz bende. Bu güzel ama evet. Sana en yakın. Evet, bu güzel. Ama ben zorum abi. Ben öyle hemen alayım ama ne diye vereyim. Saygı duyuyorum. Yani bir hediyeyi de bir gönülsüz verdin sanki. Verip kararsın sen yani. Yanlış anlaşılmasın, aman der gibi. Evet, tam i̇şte, olarak işte biraz benim hatta Onur'a da biraz hani yani. Bir etkileşim görünce yönlendirmek yok, güzel kız, ama evet. Olmadı. Evet, ben... Ama nezaketen de vermek dedik. Onur'un yani. Da bu arada en fazla yaklaştığı gelin adayı diyebilir evet. Miyiz? Evet. Hoş buldum. İyi misin? Evet. Ha, dikkatli. Merhaba herkese. Dikkatli. Hoş geldin. Privet. Hoş buldum. Privet. Nasılsınız? Biz iyiyiz. Teşekkür ederiz. Sen nasılsın? Teşekkür ederim, ben de. Saçların açık olunca da sarı.
toplayınca sanki evet. Koyu kumral evet. Gibiydi. Koyuydu, dün koyuydu değil mi saçı? Harbi sarı. Doğal sarışın. Evet. Teşekkür ederim. Çok güzel. Alıştınız mı? Adapte oldunuz mu? Sen adapte oldun. Sağ ol. Yani. Heyecanlısın. Evet. Şimdi oldum. O kadar bekledim ya. Vallahi kapanışı seninle yapıyoruz. Önden biraz sohbet etmek istersen sana biraz zaman ayırabilirim. Çünkü dün galiba değil mi? Oylamayla ilgili seni soracağım bir soru var mı? Evet evet. Seni istemeden de olsa kırdım mı? Ben hiç öyle bir hareket yaptım mı? Seni bugün çok yok. Mutsuz gördüm çünkü. Mutsuz olmanı istemiyorum. Çok tatlı bir insansın. Yok öyle bir şey yok. Kırıldıysan çok özür dilerim. Herhangi bir yanlış bir şey yapmaya asla çalıştım senin için. Bilemem. Peki. Başlayalım mı? Peki o zaman evet. Süreyi başlatalım. Önce kendini anlat, sonra sorular gelsin. Evet. Benim adım Tatiana. Kısa Tati diyebilirsiniz, Tanya da diyebilirsiniz. 25 yaşındayım, Rusyalıyım. Son zamandır stilistik yapıyorum İstanbul'da. İkisinde İstanbul'dayım. Stilistik yapıyor İstanbul'da. Evet. Biraz yüksek sesle konuşursa. İstanbul'da mı yaşamayı tercih edersin, Rusya'da mı yaşamayı tercih edersin? Türkiye'siz yaşamam artık, böyle değilim. Evet. Artık buraya alıştın. Seviyorsun burayı. Evet. Ne zaman buraya gelmeye karar verdin? Ne için buraya gelmek istedin Türkiye'ye? Ben dizi izlerken Türkçe öğrenmeye başladım. Çok gerçekten evet. Karar olsun. Bir kere kız arkadaşımla Bodrum'a gittim tatil için. İşte ondan ilk defa Türkçe konuşmaya başladım ikisini önce. Rusya'ya dönerken düşündüm, tamam dedim. Gideyim, bakayım falan filan. İşte geldim, bir ay kaldım. Ondan sonra... Devam. Ben bir şey sorun. Sormak istiyorum. Evet. Esmer erkeklerden mi yoksa sarışın erkeklerden mi hoşunuz? Esmer olsun. Esmer. Çünkü Slav yani... Ya bu hep söyleniyor. Gerçekten öyle bir şey var sanırım. Giyimi kuşama bence çok önem verdiğini düşünüyorum. Bence çok şık giyinmişsin. Teşekkür ederim. İyi görünüyorsun. Stilistim dedi. Evet. Stilistik yapıyor İstanbul. Ben o kısmı da duymadım. Değil mi? Stilistmiş kanka. Ben kesmek aynen. İstemedim seni. Bak beni çok zorluyorsun. Kesmek istemiyorum bak yanlışını düzeltme. Sen çok iyi dinlemiyorsun herhalde burayı. Çok iyi değil. Hani zor görüyorum. Çok sessiz olduğu için bence. Ben stilist olduğunu oradan duydum bana. Oradaydım ben. Sen bence duymak istedin. Sen bence duymak istedin. Onurcuğum. Ben de bir soru sorayım. Sordun mu? Sordum. Peki, evet. Olsun. Annelik içgüdün var mı? Hepsinde, her kadında vardı. Var güzel mi? Bir soru. Yani 25 yaşındayım. Daha baskın daha doğrusu. 25 yaşındayım. 5 yıl daha özgür kalmak istiyorum. Evet, mantıklı. Evet, ve dün bir konu vardı. Sen dedin ki, hayvanları sevmeyen varsa bana yaklaşmayın. Evet. Ben küçükken büyük bir travma yaşadım. Mesela köpekten korkarım. İşte hayvanlardan ben daha çocukları severim. İşte evet. Korkmak. İsterim. Evet. Korkmak ayrı, sevmek ayrı bu arada. Benim annem de çok korkar köpeklerden. Bu farklı bir şey. Bence bir travması var. Yani sendromu evet, bence çok farklı. Şey. Bence burada Batın demek istediği şey böyle ay ben onu sevmem, ay hoşlanmam. Bence öyle kişileri kastediyor zaten. İşte senin, o bana çok hoş gelmedi. Senin farklı bir sebebin var ama bence. Evet. Ben seni anlıyorum. Psikologlarımız da boşuna okumuyor Mabgın bunca sene. Travmalarını atlatabilirsin. Hayvanlar da bizimle yaşıyor. Onlara en azından saygı duymamız gerekiyor. Ya ama sevmek zorunda da değil bence yani. Duymuyorum demedi zaten. Sevmek zorunda. Ama insanlara tanıyamadan önce... Hayır, hayvanları sevmek zorundasınız arkadaşlar. Polis söylemezsin bence. Beraber yaşıyoruz. Travması olan bir kadına bunu... Ama sen böyle düşünmezsin. Travması olan bir kadına asla böyle düşünmez. Yapamazsın, böyle şey yapamazsın. Yani bunu yaşayan insan. Ben insancıyım abi. Yaşayan insan tabii. Kadının travması var şimdi, önüne köpek niye götürecek? Mesela şöyle söyleyeyim, yüksekten atlama korkun da olabilir. Bu da bir travmadır. Köpek ısırmıştır. Küçükken küçükken yukarıdan düşmüşsündür, bacağı kırılmıştır, o yüzden arkadaşlar, korkarsın. Arkadaşlar benim o zaman travmalara da saygım yok. Bizim de buna çok saygımız var. Sana güzel saygı bir bravo kardeşim, seni tebrik ediyorum evet. Yani hayvan sevmeyen insan da sevmez bu arada yani. Şu an hepsiyle flört edebilirim. Aynen, ama bazıları var olmaz dediklerimi anladın mı? Atıyorum Görkem hiç dış görünüş olarak bana hitap etmiyor. Murat mesela asla dış görünüş olarak bana hitap etmiyor. Sonra kim var? Şey Mert bana asla hitap etmiyor mesela. Bu isimler asla benim... Asla da demeyeyim yine büyük konuşmayayım ama dış görünüş olarak benim... Bana hitap eden tipler bütün değiller. Bütün O harfleri kaldı. Aynen. Onun dışında herkes öyle değil. Ozan da olsa... Ben beni 4 O ile uğurlayabilir misiniz falan? Ama şimdi ben de
Ama tabii nasip. Ya vazgeçemiyorum. Şey ama mesela Dagi'nin ekrana yansıttılar ya Rümeysa ile Onur'u. Oradaki enerjisi mesela çok yüksekti. Ben gittiğimde hiç enerji alamadım, anladın mı? Hiç konuşmadı Onur'dan bile mı? Doğru düzgün. Evet. Dileği de okursan çok... hediyemiz vardı. Teşekkür ederim. Mesaj var, onu da açıp okursan çok sevinirim. Şimdi mi? Evet lütfen. Herkes okuyarak gitti. Vallahi uydu da yani mesajlar. Türkçesi en uzun mesaj. Kalbinin sesini dinle, gönlünün efendisisini bekliyor. Güzelce anlamlı. Güzel. İnşallah. Herkese İnşallah. Bir çağrı yapıyor bu arada. Peki, mesela. Bir şey soracağım. Bir çağrı var yani. Hiçbiriniz de demediniz. Tatyana hiç rengini belli etmiyorsun yani. Bir elektrik alan var mı yoksa? Ben rengimi belli, ben sordum bence esmer mi yoksa sarışın mı seviyorsun falan. Ha sen ilgileniyorsun yani. Ya esmer sevdiğini belirtti. Yani. Hayır tamam evet de yani kişisel olarak hani birbirinize... Pek önemli ufak... değil ama direktör sordun, ben seçtim yani. Ya ben sordum esmer sen seçtin aynen evet. Sonuçta bir tercihi var esmer ya da sarışınla esmer. Ama evet. Pek önemli değil yani. Pek de önemli değil. Ha. İyi o zaman. Önceliğim esmer diyorsun. Ya birbirinize böyle mesajlar ufak böyle bir artık yani belli etmeler var ya Tatyana ile ilgili sen de belli etmiyorsun. Aslında onlar ama bir şey yüzünden biliyor musunuz? Bir şey uzaklaştırıyor onu bizden böyle mimik i̇şte yok. İşte ne mesela? Mimik yok. Rusya soğuk bir ülke. Anladın mı? Soğuk bir ülke olduğu için acaba Rusya'nın soğukluğu ona mı geçti falan? Fıtrat yahu. Ya bilmiyoruz hani bir insan güler, evet. Sempatik gelir ondan sonra bir cesaret olur bu soru sorarsa. Başka soğuk. Bir ülkede kendini alıştırırız belki. Karakterle alakalı, ülkelerle alakalı yani, olduğunu bir şey söyleyeceğim. Yeni programa gelmenin heyecanı da olabilir. Öyle mi? Çok yani, kadar yani, bilmiyorum ben çok mimik alamadım da o yüzden çok fazla soru sorma gereği de duymuyorum. Sende de sonsuz mimik, senin de duruyor. Abi ben de ama baksana. Ama sen mesela tam dersin, benden çok hareket yapıyorsun. Boyun kaç evet. Tatyana? Evet. Doğru. Tatyana? İşte Allah bir yerden alıyor, bir yere veriyor gibi düşünelim. Yani sen de ben hareketliyim evet. Onda ya, sende var. Peki Tatyana'cığım teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Az sonra oylama yapacağız bakalım. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Fıstık. Fıstık mı? Kim dedi? Ben dedim. Sana fıstık dedi. Kim dedi? Asla dedim. Bir araya gelemeyeceğiniz kişi. Göreceğiz. Ayrıca Tatyana, Buat köpeğini kaybetti. 16 yıllık köpeğini kaybetti. Aslında morali biraz bozuldu. Evet, o yüzden biraz hassas aslında. Geçmiş olsun. Üzüldüm. Allah razı olsun. Görüşürüz. Ooo Çim gel. Ne oldu? Hadi çabuk anlat. Ne oldu? Anlat. Yerime geçiyorum seni. Tatiye evleniyormuş. Haydi Tatiye. O kadar sıcak ki oldu. Aa, çok kötü değil mi? Evet. Anlat. Ne oldu? Ne oldu? Yazsana kızlar arkaya. Arkada yazsana göreyim bir şey. Gözdeydin kanka. Bu da beni öyle yap. Ne oldu bir dudağın büzük seni? Ne oldu ki? Dudağın böyle duruyor. Notun ne? İlk önce ondan başlıyoruz. Büzük ne ya? Herkes çok tatlı. Çok güzel beni aldılar içeri. Sonra sordular. Annelik mi yapmak istiyorsun falan filan. Niye ne kadar sorulur bana sormadılar? Ne kadar Türkiye'deyim, ne yapıyorum falan filan. Ama... Kötü haber var sizin için. Ne? Ne oldu? Seninki. Evet. Beni sordu. Ne? Hangisi seversin sen? Saç mı dolayı? Ne? Esmer mi kumral mı muhabbet? Evet. Bizim evdeki muhabbet mi? Evet. Yoksa onların evindeki muhabbet mi? Esmer dedim. Evet. Esmer mi seversin kumral mı seversin dedim. Evet. Esmer dedim. Esmer dedim. Ondan sonra. Böyle böyle şey, o gönlüm de söyledi. Modu mu düştü çocuğun? Evet yani. O bana, o diyor ki... Sen rahat konuş, biz seni anlayıp bekliyoruz, acele etme. Sen cümle kur, biz anlayalım. Çünkü acele ettik. Kumral var ve şey var. Ne? Para var ve aşk mı var? Hayır, kumral ve... Esmer. Esmer'den dolayı dedi ki o zaman yok, tamam ben yokum yani. Ha çocuk Tatyana Esmer dedi diye çocuk kendi kumral veya sarışın ya evet. O Esmer'in kategorisine girmiyor diye üzülmüş. Öykü Hanım bu arada size de bir tane getir demiştim. Bakalım benim mesajım neymiş. Bana ver bakalım. Yaşasa. Belki en güzeli sizde Öykü Hanım. Ey. Evet, size nasıl bir şey denk gelecek. Allah Allah benimki.
farklı. Bayağı farklı geldi. Teşekkür ediyorum. Ekran Hanım bir tane hediye etmek istiyorum kardeşime. Al ya kardeşim. Acık bir sen al. Teşekkür ederim. Barış mı imzalıyorsunuz? Ben de o zaman nezaketen karşıyım. Eyvallah. 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 Ama yani şey bir anında alevleniyorsunuz. Güzel orta noktayı bulmanız şahane de. Konuşalım ama. Evet konuşalım. Bizim onda konuşmamız gereken konular da var zaten. Bayağı var. Ne gibi? Biz benim muhabbet ediyoruz sürekli ama anlık bir yükselme oldu yani. Ha. Evet. Umarım hadi bakalım. Her güne hayatının en güzel günü olması için şans ver. Peki. Zaten böyle yaşıyorum. Bir tane daha, bir tane daha. Zaten böyle yaşıyorum. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ama güzel bir hatırlatma oldu. Çok sağ ol. Ben bolle anladım. Nasılmış? Anlat. Nasıl? Ya bu nasıl olmuş işte esmer mi? Bir şey söyleyeceğim. Bu da esmer deyince o da demiş ki o zaman ben yokum. Tamam hani benim Öykü kategorimden yok. Benim kategorimden yok demiş. Şu an, o zaman bunu öğrenmeniz için çok basit bir şey var. İlk başta bize verildi kırmızı oda. Yani biz çağırabiliyoruz. Yani evet. Siz ikiniz Oğuz'u çağıracaksınız. Orada zaten kim ak koyun, kim kara koyun çıkacak niye ortaya. Niye olacak? Tamam, niye bir darbe yani için kendi kırmızı oda hakkını yaksın? Hayatım bu zaten kimse de hoşlanmadığı için diyoruz sana. Hayır, canım olacağım. Belki de demiş ki nasıl yani? Bir saniye, bir saniye. Öykü Hanım bir şey demiş. Öykü Hanım demiş ki Oğuz'a nasıl yani? Sen Tatiana'dan mı hoşlanıyorsun evet gibi? O da demiş ki Esmer istiyor. Sevgili izleyiciler, evet 3 dakikalık sürelerini kullandılar. Burada kendilerini ifade ettiler. Güzel kadınlar ve artık daha belirgin hale gelen bir takım şiplerimiz var. Çarpan kalpler var. Kavuşmayı bekleyen, kırmızı odayı hevesle isteyen yarışmacılarımız var. Bu bizim için sevindirici bir durum. Şimdi dünün aynısını yaşayacağız. Bu sefer beyler kızları oylayacaklar ve kızlar evindeki favoriyi belirleyecekler. Ve o da haftanın lideri olarak, kızlar evinde haftanın lideri olarak yine bir ödüle sahip olacak tabii ki. Baş başa kiminle yemek yemek istediğini dile getirecek, ödülünde sahip olacak. Göreceğiz. Kim en çok oyu alacak ve kimin kararı olacak? Buna siz karar vereceksiniz arkadaşlar. Hazırsanız oylamaya başlıyoruz. Oğuzhan seninle başlıyoruz. Ben Rümeysa demek istiyorum. Çünkü ben buraya kendime bir eş tabii ki aramaya geldim. Fakat en önemlisi çocuğuma iyi bir eş, çocuğuma iyi bir anne bulabilmek. Özel eğitim, özel eğitmenlik yaptığı için bu konuda çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. Ve aurası da çok iyi. Bu yüzden Rümeysa'ya vermek istiyorum. Onur. İki kişinin arasında kaldım. Şu anda en ağır gelene, ağır gelen ismi yazacağım. Hayırlı, uğurlu olsun. Oğuz. Aramızda çok güzel bir etkileşim oldu. Çok mutluyum bundan. İki kişi arasında kaldım. O yüzden... Mert. Seni görünce heyecanımı saklayamıyorum. Bu sebepten dolayı da seni daha fazla tanımak istiyorum. Ve seni yazıyorum. Oza. Bugün çok iletişim sağlayamadık seninle ama bugün iyi bir iletişim sağladık. Çok da kalp çizimim iyi değildir ama. Belki.
Normalde Buse yazacaktım. Ama benden başka atan olmayacağını düşünüyorum. Arkadaşıma destek olmak için bunu kendi cebime koyuyorum. İkinci seçeneğim de Yeliz'di. Mert'i çok seviyorum. Ama ona da büyük ihtimalle öyle olacağı için Ozan için yapacağım bunu. Rümeysa diyorum. Bat. Sabah yaptığı birkaç teknik analiz beni yakaladı. O yüzden Aynur diyorum. Kadınlarda zekaya çok önem veririm. Fırat. Tip desen var, fizik desen var. Bakımı zaten buram buram. Enerji zaten tavan. Tabii ki de Leyla. Görkem. Hepinizi inceledim kızlar. Birinin burnu çok havada. Ve dikkat etsin, içindeki ego balonu patlayacak. Sadece görüp sevinsin diye yazıyorum. Aldanmasın. Sevgili izleyiciler, oylama tamamlandı. Açıyorum. Dur, açmadan bir bağlanalım. O kadar her şeyi aramızda yaşadık ki hiç ona dahil edesimiz yok. Şey, kırmızı mı? Ben de yanlış olabilirdim. Problem yok. Merhaba. 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 Her şey yolunda mı? Evet. Evet, yolunda. Keyifliydi galiba, değil mi? Evet, çok evet. Keyifliyiz. Kızlar, siz orada sohbet ederken biz bir oylama yaptık biliyorsunuz. Haftanın liderini seçtiler. Dünün aynısı olduğu için biz size haber vermek istemedik. Çünkü sohbetiniz çok keyifli gidiyordu. Biz aramızda yaptık, hallettik. Sadece sonucu açıklamak üzere size bağlanmış bulunuyoruz. Heyecanlı mısınız? Evet. Evet. Aranızdan biri 3 dakikalık o sohbetlerin ardından beylerin değerlendirmesi sonucu haftanın lideri olacak. Oylar bu sandığın içinde ve kazanan da tabii ki baş başa yemek ödülünü kazanacak. Hazırsanız oyları açıklamaya başlıyorum. Aynur. Yeliz. Yeliz. Rümeysa. Teşekkür ediyorum. Rümeysa Edirkay. Kimdendir Rümeysa? Ozan. Kimdendir sen? Kimdendir? Kalpli. Ozan diye düşünüyorum. Teşekkür acaba ederim. Kim? Leyla. Acaba kim? Hasret, soru işareti. Soru işareti. Kocaman bir soru işareti. Son durum veriyorum arkadaşlar. Hasret. Aynur. Yeliz. İki Rümeysa, bir Leyla. Aynur. Bu ne? Yüzde sıfır yüzde mı? Yüzde sıfır. Ben de yüzde sıfır diye. O zaman ben de yüzde sıfır. Teşekkür ederim. Ne demek o? Ama bu tabii ki sonuca etkisi. Konuş. Bir beraberlik getirdi şu anda. Rümeysa 2, Aynur 2. Dilara. Ya. Şöyle yapma bence. Evet. Ve son oy. Buradan da al. Arkadaşlar, son oy. Eşitlik söz konusu. Aynur ve Rümeysa arasında.
Acaba yeni bir isim mi yoksa eşitliği bozacak bir durum mu? Hazırsanız son oyu açıklıyorum. Rümeysa. Teşekkür ediyorum. Tebrikler Rümeysa. Değil mi? Evet. Efendim Öykü Hanım. Tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Nasıl hissediyorsun kendini? Güzel. Oy veren vermeyen herkese teşekkür ediyorum buradan tekrardan. Hı hı. Güzel bir duygu. Kalpli Oy'a bir şey söylemek ister misin? Ses gelmiyor Öykü Hanım. Kalpli Oy'a bir şey söylemek ister misin? Kalpli Oy Ozan. Onu Ozan'ın yaptığını düşünüyorum. Gülmüştü çünkü. Peki cevaben bir şey söylemek ister ben misin? Ben de buradan kalp yolluyorum. Peki. O zaman tebrik ediyoruz. Yani madem zor duyuyorsun burada konuşalım istersen. Ya. Tamam. Geliyorum ben o zaman. Hayır siz gelmeyin. Rümeysa geliyor sadece. Gel bakalım. Sevgili izleyiciler, Rümeysa evimize doğru gelirken ben de sizlere hemen hatırlatmak isterim YouTube adresimize. Çünkü adresimiz değişti. Bizi mutlaka ama mutlaka bulmak isterseniz diye hatırlatmak isterim. Bizi bulmak isteyeceksiniz zaten. Hangi adresten kısmetse olur. Aşkın Gücü Official'dan bize ulaşabilirsiniz. YouTube, Instagram ve Facebook hepsi aynı adres. Başvurularınızı bekliyoruz. productionhouse.com.tr'den başvurularınızı yapabilirsiniz. Merhabalar. Teşekkür ediyorum tekrardan. Tebrik ediyoruz. Bir alkışlayalım. Bravo. Görkem seni şöyle alayım ya. Rümeysa'yı alalım biraz da müdür edelim. Teşekkür ediyorum Görkem. Heyecanlıyım. Bekliyor muydun? Beklemiyordum. Hiç beklemiyordum Öykü Hanım. Sessizim ya böyle. Ben nasıl takmak istiyorsan tak. Yani takardım ama daha rahat edersin diye sana biliyorum. Öykü Hanım, Ozan yardımcı olsun isterseniz. Taktım ben. Bence daha değil. Merhaba tekrardan. Nasıl hissediyorsun kendini? Bir haftanın lideri ağırlığı geldi mi üzerine? Daha gelmedi. Yarın gelecek inşallah. Omuzlarınızda tabii böyle bir sorumluluk evet. var. Erkeklerde Berke, evet. kadınlarda Rümeysa haftanın lideri. Galada evleriniz adına rekabet edeceksiniz. Evet. Pre-galada ise... ne olacağını hep birlikte göreceğiz. Arkadaşlar, söylemek istediğiniz bir şey var mı Rümeysa'ya? Ben hazır tebrik ediyorum. Fırsat. Teşekkür ediyorum. Gerçekten yakıştı kendisine yani. Kalp konusunda ne düşünüyorsun? Ozan verdi yani bence. İlk olasılık Ozan dedin. Niye öyle dedin? Güldü çünkü öyle söyleyince. Ekrandan gördüm. Ondan dolayı. Da bilemiyorum. Sen mi vermiştin? Yok ben vermedim. Belli etmişsin demek ki. Peki, senin var mı söylemek istediğin bir şey Ozan'a? Teşekkürden başka. Teşekkür ederim. Kalbe kalple karşılık Aynen öyle. Peki arkadaşlar, şimdi... Evet, bir de haftanın liderlerinin sorumlulukları olacak. Bunları önümüzdeki günlerde zaten açıklayacağız. Eb'le ilgili bazı kararlar vermek durumunda kalacaksınız. Ama şimdi o ilk kararı sen vereceksin. Bir baş başa romantik yemek ödülümüz var. Kiminle o yemeğe çıkmak isteyeceğini bize açıklayacaksın. Ama biz bir ilk temas olsun istiyoruz. Dün yaşadık ya, belki geldi. Şimdi onun için beyler ben sizi oraya ayağa almak istiyorum. Ayağa kalkarsanız çok sevinirim. Haydi bakalım. Tek tek ellerini tutacaksın. Söylemek istediklerin varsa söyleyeceksin. Ya da onların söylediklerini dinleyeceksin. Teşekkür ediyorum. Rica ediyorum. Teşekkür ediyorum. Yavaş. Teşekkürler. Sen beni dövecekmiş gibi. İki Trabzonlu fazla geçti. Evet, fazla. Teşekkürler. Bir bırakmak istemedi sanki de. Teşekkürler. Merhaba. Merhaba. Üçüncü oyu kimden aldığını biliyor musun? Sen verdin. Bilemezsin. Öğreniriz. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Merhaba. Selam.
Teşekkürler. Ne haber? Harika. Senden ne haber? İyi. Güzel. Gerçekten çok güzel. Senin gözlerin de gerçekten çok güzel. Böyle kalalım. Çok farklı bir mavisi var. Yeşil mi seninki? Evet, su yeşili. Güzelmiş. Aldın mı elektriği? Aldım. Belli olsun. O anlamda değil. Teşekkürler. Merhaba. Ne haber? İyi. Sen? Ben de iyiyim. Güzel gözüküyorsun. Sen de güzel gözüküyorsun. Teşekkürler. Kaldık böyle. Olabilir. Kalabiliriz. Bekleriz. Bozmayabiliriz bu durumu. Bakalım. Evet. Teşekkür ederim. Gel bakalım yanıma. Evet tabii yani bu elektrik alma verme adı nasıl koymak gerekir bilmiyorum ama sevdiğin birisi olduğu zaman ayrılmak zorlaşıyor tabii ki. Kararını verdin, vererek mi geldin buraya yoksa burada az önce yaşadığın deneyimin etkisi olacak mı? Aslında iki kişi vardı yani aklımda. Sonuçta hani hiç kimseyi tanımıyorum. Tanıma fırsatı olarak düşündüm. Ama kimlerdi? Oğuzhan'la Ozan yani. Şundan dolayı Oğuzhan çok sessiz, hiç konuştuğunu... Beyler sizi yerinize alabilirim. İkisi kalabilir. Lütfen hiç yani. Konuştuğunu falan görmedim. Hani tanımak amaçlı. Yoksa işte çok hoşlanıyorum, çok etkilendim. Öyle bir şey değil. Hani buradaki adaylardan neyi? Tanıyabileceğim iki kişi olarak gördüm yani. Öyle söyleyeyim. Evet. O şekilde. Burada ama pek elektrik... Veremedi bana. Çok sert baktı. Bence bir daha deneyelim. Korkutucu baktı bana. Peki bir daha deneyelim. Seçenekleri ikiye düşürdük. Zaten aklında iki kişi vardı. Yumuşatmaya çalışıyor şu an bakışın. Hayır benim bakışlarım zaten nettir. Tamam o zaman. Teşekkür ederim. Bayılırmışım şöyle. Teşekkür ederim. Gel bakalım. Ya hem en çok oyu aldın. Gel ne yapacağız şimdi? bir sarsıldın sen gel. Hem en çok oy aldın, yarışmaya çok iyi başladın. Tebrik ediyorum. Haftanın ilerisi kadınlarda. Ve aklında olan iki isim vardı. O iki isim şu anda karşında. Bir değil iki kez ellerini tuttun, gözlerine baktın. Ve bir karar vereceksin. Kiminle? Ozan diyorum ben. Ozan'la baş başa romantik yemek istiyorsun. Teşekkürler. Teşekkürler. Ozan seni yerine alıyorum. Geçebilirsin buraya yanına. Buraya oturmayacak değil mi Özgün Hanım? Buraya oturabiliyoruz. Tabii oturabilirsin. Ya geç ben yanına. Tabii ben size yaklaşayım. Ne hissediyorsun Ozan'cığım? Çok mutluyum. Çünkü gerçekten buraya görselliğiyle etkilendikten sonra aşkı o görselliğe yüklemeye geldim dedim. Ve umarım o aşkı yaşayabilirim Rümeysa ile. Tabii daha başındayız. Tanıyacağız birbirimizi. Evet. Bu şekilde duygularım. Oylardan biri senden geldi galiba değil mi Ozan? Evet benden geldi. Tamam senden. Öbürü kimden acaba? Acaba. Acaba. Senin var mı mesajın? Tabii ki var. Dinliyorum. Bitmiyor, bitmiyor Berke'nin mesajı. Ben Buse'yi yazacaktım normalde. Ona bunu götürürsen sevinirim. Götüreyim. Ama tek oy alacağını düşündüğüm için arkadaşımla beraber yemeğe çıkmanızı istedim. O yüzden seni yazdım. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ ol. Güzel cesur. Çok düşüncelisin. Böyle de. Çok kibarsın. Dün ben de böyle yapmıştım. Ozan rica etti. Bana kimse rica etmemişti. Bunu ben kendim düşünmüştüm. Ben de sizin için aynı şeyi yapmıştım. Teşekkür ederim. Çok rica ederim. Peki. Tebrik ediyoruz. Size de teşekkür ediyoruz. Seni evine yolluyoruz. Tekrardan teşekkür ediyorum herkese. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. İyi eğlenceler ve tebrikler Rümeysa'cığım. Sağ olun. Sevgili izleyiciler, evet beyler beni misafir ettiler bugün. Teşekkür ediyorum beyler. Umarım eğlenmişsinizdir, keyiflidir. Hem heyecan yaşadık hem sohbet ettik. Kızları daha yakından tanıdınız herhalde. Evet.
olsa vallahi seni dinlemek isterim. Vallahi yani tercihini yaptı. Saygı duyuyorum. Söylenecek pek sözü yok. Ama yani sana da böyle bir takım ipuçları da verdi aslında. Çok sert baktın. Belki mesafenin duruşundan şöyle söyleyeyim, yaklaşamadı. Aynen, ben mizacım serttir zaten. Hı-hı. Her zaman da böyle olmuştur. Bunu istesem de değiştiremem. Hı-hı. Ki böyle olmayı daha çok seviyorum. Hı-hı. Yani sertimdir. Fazla çok konuşmayı da sevmem. Ama gerektiği zaman konuşmayı severim. Bir yanım sempatiktir, bir yanım espritüeldir ama genelde sertimdir. Sert bir mizacı sahibim. Dövecek gibi bakmışım. Yaklaşamadı belki de sana yani. Bilmiyorum, belki... bilmiyorum. Elektrik alamamış olabilir. Şimdi ama aklında olan isimlerden biriysen... Hı-hı. ...demek ki bir yakınlık, bir şey hissetti sana, karşı bir çekim hissetti ki aklındaydın. Ama yani. İpucunu bıraktı, sen bilirsin tabii ki. Tebrik Bakalım. Ediyorum Ozan'cığım. Teşekkür ederim. Sen nasıl hissediyorsun kendini? Ben çok keyifli hissediyorum çünkü etkileşim yaşadığın bir, hoşlandığın bir insandan aynı etkileşimi almak çok güzel bir şey. Umarım sevgimi ona hissettirebilirim en doğru şekilde. Duygularımın Rümeysa'ya karşı gerçek anlamda ilerletebileceğimi düşünüyorum. Daha Hı-hı. çok başındayız tabii. Umarım ikimiz için en iyisi olur. İnşallah daha sohbet edeceksiniz, konuşacaksınız, evet. baş başa vakit geçireceksiniz. Evler sizi sınava tabi tutacak burada yani çok Muhakkak. Kuvvetli bir aşk bile olsa... O aşkı yıpratmak için tabii ki ev halkı ellerinden geleni ardına koyuyorlar. Umarım en dirençli bir şekilde çıkarız bu durumdan. Evet, dediğiniz gibi çok böyle belki saldırılar vesaire olacak ama işte mevzu oralardan güçlü çıkmak. Onu başarabilirsek yaşam boyu zaten. İnşallah temelini sağlam atarsınız. Kesinlikle. Peki sevgili izleyiciler, biz adresimizi tekrar edelim sizlere. YouTube, Instagram ve Facebook'ta Kısmet Olur Aşkın Gücü Official'dan bize ulaşabilirsiniz. productionhouse.com.tr başvuru adresimiz sevgili izleyiciler. Oylamayı da hatırlatmak isterim sizlere. Oylama uygulamalarımızı biliyorsunuz. Kısmet Olur Aşkın Gücü ve El Poder Del Amor. Yurt dışından oylarınızı göndermek isterseniz kullanacağınız uygulamanın adı. Her gün iki kadın, iki erkek pozitif, iki kadın, iki erkek negatif oy kullanma hakkınız var. Oylarınızı kullanın. Sevdiğiniz yarışmacılara şefkatinizi gösterin. Sevmediklerinize nefretinizi demeyeyim artık. Sevmediklerinizin oylarını eritin. Valla uygulama sizin elinizde. Yapacağınız şey diğer kısmet uslarla buluşmak. Favori yarışmacılarınız için oyları dışarıda da biriktiriyor olmak. Ta ki o son 100. güne kadar dışarıda onlar için sizler çalışacaksınız. Ve tabii ki son söz sizin olacak şampiyonu belirleme aşamasında. Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum beni misafir ettiğiniz için. Ben şimdi sizlere veda edeceğim ama sizin gününüz devam ediyor. Biraz bir değerlendirmesini yapın bakalım. Mutlaka bugün yaşadıklarınız da sizin kırmızı odalarınız var. Önce kadınlar yapacak, sonra sizler tercih edeceksiniz. Kırmızı oda önemli bir deneyim. Dolayısıyla kimi çağıracağınızı, ne konuşacağınızı burada biraz daha düşünüyor olmanız güzel olur diye düşünüyorum. Fırsatı yakalamış olanlar da ilerletin bakalım ilişkinize. Evet. Teşekkür ediyorum misafir ettiğiniz için. Hediye için de çok teşekkürler. Ne demek? Ozan'cığım çok ince bir düşünceydi. Çok teşekkürler. Fincanımı da aldım, bulaşığımı da bırakmadan gidiyorum. Görüşürüz, hoşçakalın. Berke sana yolladı bunu. Şöyle söyledi, o vermiş üçüncü oyumu. Dedi ki hani ben tek oy versem bir şey yarım. Ben de tahmin ettim hani öyle. Nasıl aşk olmayacak? Dedi ki hani bir anlamı olmayacağı için... bir anlamı ama olmayacağı için sana verdim. Ya. Ozan arkadaşım düşündüğüm ya, için romantik bir yemek yemeniz için. Aşk olur, ben gidiyorum. Sen kimi seçtin? Kimini yedin? Anlatıyorum en dinlemeyi. Ben gitsin öyle. Hadi dinleyelim. Biraz hadi. İsim ver. Yine küsran, yine keder. Arkadaşlar kıskanmayın, ilgilenmeyin. Aşkım çok teşekkür ederim. Dilek ya. Yeliz. Bu arada ilk her hayırlı daim, olsun. Her daim ama yine Hüsran her daim kaygan. Neyse arkadaş mutlu olsun. Dinliyorum. Allah aşkına nasılsın ya? Bir şey anlatacağım. Biraz sesli olur musunuz? Ben öpüştüm Rümeysa sana. Aşkım. Neyi? Sen olacaksın ben diye. Ben hiç olacağını düşünmedim. Vallahi ben de sen gibi şeyler ya. Ya şimdi hani herkes gidiyor tek tek elini falan tutuyorsun hani. Ben şeyde biz çok heyecanlandım Ozan da. Çok sert bakıyor. Çok güzel bakıyordu ve çok heyecanlandı sende. Bilmiyorum. Peki şeyin kulağı senin gibi bakıyor şöyle. Bata ne söyledin böyle onu duyamadık.
Ya o çok komik. Tabii eğildim. Çocuğu gömdünüz ikiye. O benim gözüme bakıyor. Gözün rengi çok güzel. Farklı bir şeyler söylüyor. Ben de onu böyle eğiliyorum. Senin gözün de güzelmiş. Niye eğildin? Boyu daha kısa yani. Yetişemiyorum. Hani göz göze gelemiyorum. Şöyle bakmam lazım.